Ya nikah davetiyelerine kadar her şeyiniz hazırdı. Ne oldu da birden vazgeçtiniz Merve? Bilmem, birden soğudum Volkan'dan. O gece kadın kılığında gelmesi, sonra gördüğüm hayaller. Hangi hayaller? Hani burnu kocaman olmuştu ya böyle. Canım o yorgunluktan gördüğüm bir yanılsamadır. Ay aman ne bileyim, kısmet değilmiş. Vallahi Merve, ikimizin de kısmeti bağlanmış bence. Öyle mi dersin ya? Baksana düştüğümüz durumlara. Hep son anda bir şey oluyor, bir şey çıkıyor yani. Ay Simge, Şakire teyze geldiğinde bir fal baktıralım mı? Oho, işimiz fala kaldıysa. Ya düşünsene, kızdan öyle sıtkım sıyrılmıştı ki artık bıyıklı sakallı olduğuna dair hayaller görmeye başlamıştım. Neyse ki son anda kurtuldum bu işten. Sorma abicim, bunalıma girmiştim resmen. İnsan evliliğe hazır olmadan evlenmemeli. Kesinlikle. Son yıllarda boşanmaların %60 arttığını biliyor musun? Tabii abicim, çocuk oyuncağı mı bu? Durmadan evlen boşan, iyi düşünmek gerekli. Bana sorarsan bekarlık tam anlamıyla sultanlık. O sultanlığı biri fethedene kadar tabii. Bakıyorum yüzüğüne kavuşur kavuşmaz sihirine başlamışsın gene. Aman Makbuş, ne olur kızma. Nasıl olsa insan olunca sihir yapamayacağım. Bırak da rahatlığın tadını çıkarayım biraz. O zaman yukarı çık da şu ütüleri de hallediver bari. Sen emret Makbuş'cum, hemen. Deli kız. Biraz daha genç göründüm sanki. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Biz hazırız hocam, başlayabilir miyiz? Tabii, tabii efendim, tabii. Yardım edebileceğim bir şey olursa rica ederim, çekinmeyin. Teşekkür ederiz, şimdilik bir şey yok. Öğretmen okulunda ben de 2 yıl üst üste müsamerelerde başrol oynamıştım. Yani oyuncu koçuna falan ihtiyacınız olursa... Teşekkür ederiz ama yönetmenimiz pek işine karışılmasından hoşlanmaz. Siz bilirsiniz efendim. Buyurun. Aslında bendeki yeteneği bir fark etseler... ...hemen bu dizide bana bir rol teklif ederler. Ama onlar da beni keşfedecek göz... ...nerede... Geldi mi? Her şey geldi mi? Geldi hocam. Hangisi? Vaktimiz kalmadı. Yüksek gelin diye. Ağabeyin odaya çok demek gelmişler. Çünkü sahneyle başladı. Kim bulmak? Alo. Evet. Haberin yok mu? Tamam. Yüksek gelin dizisinin bir bölümü hazır, bizim okulda çekilecek. Tamam. Gerçekten bekliyorum. Mi? Ay ben o diziye bayılıyorum. Çok malzeme var. Gerçekten sallanmayın. Gerçekten de. Şu kameraya bakın. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Gel şöyle otur. Aa, geldi işte. Of yeter ya, suratım sivilce bastı. Ama... Ya yeter diyorum, anlamıyor musun? İyi tamam peki. İnandıracağımız yer burası. Kalabalık mı olacak? Dikkatim dağılıyor. Konsantre olamıyorum. Dağıtın şunları. Gıcık. İşte bir gıcık daha. Hadi, hadi içeriye gidin. Gıcık. Arkadaşlar hadi içeriye. Ah be. Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Elim konum bağlandı kaldı. Nana'dan kurtulup insan olamıyorum bir türlü. İnsanların neden hep acıklı şarkılar dinlediğini... Şimdi daha iyi anlıyorum. Elim kolum bağlandı. Üzüldürmeni ağladı. Ciğerlerim dağlandı.
Sana gelen yollar kapandı. Akulina. Ne o şeker, neyin var? Ha. Sorma Golfo. Çok dertliyim, çok. Elim kolum bağlandı. Vah vah. Yüzüm gülmedi, ağladı. Ciğerlerim dağlandı. Sana gelen yollar kapandı. Akulina. Zavallı Şoker. Ne oluyor size ya? Şarkı merkezi nasıl da etkiledi? Ömrüm keder içinde. Gülmek istedim gönlümce. Ama ne çare bayar. Kalmadı artık rah. Akulina. Ah. Akulina. Ah. Akulina. Güzel. Güzel. İlk sahne burası. Gülay hazır. Sadece bu sahnede olması gereken bölüm oyuncusu bekliyoruz. Peki. Merhaba Gülay. Merhaba, nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Fena değil. Ne zaman başlıyoruz? Reklam çekimine yetişeceğim daha. Bölüm oyuncumuz nerede kaldı? Ajansına bir türlü ulaşamıyoruz hocam. Aman ne şahane. Ne yapacağız peki? Bir saattir bekliyorum ben burada. Ne demek ulaşamıyoruz? Her şeyi son ana bırakırsanız böyle olur işte. Hemen halledeceğim hocam. Şu ışığa bir bakalım. Geçer misin Gülay'cığım? Senin tekli sahneni bir alalım istersen. Peki. Evet, çok güzel. Arkadaşlar sessiz. Herkes ne kadar sinirli, değil mi? Sorma, bu dizi işi çok zor, baksanıza. Bir saat oldu, hala başlayamadılar. Bu ışık oldu mu sizce? Görmüyor musunuz şuradaki gölgeyi? Elim kolum bağlandı, ciğerlerim dağlandı, yüzüm gülmedi ağladı, sana gelen yollar kapandı, Akulina. Şoker, ne kadar acıklı bir şarkı bu. Ay baksana, herkesi perişan ettin. Ne yapayım Kulina? İçimden geliyor, dışıma vuruyor. Çok dertliyim, çok. Ama yeter artık. Aa, hepimizin ruhsal dengesini bozacaksın. Biraz da neşeli bir şeyler söyler misin? Elimde değil Kulina. Kendime engel olamıyorum. Sanatsal yaratıcılığım acılı Adana kıvamında. Tamam, tamam. Şimdi derin bir nefes al. Mutlu olmayı dene. Ve şarkına yeniden başla. İyi şeyler düşün Şoker. Deneyelim bakalım. Hayatın tadını, dağıt üstünü, başını, saçını. Bitecek tüm bunlar, inanamıyorum. Kulinayı artık hiç takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz. Haydi sen de çıkar hayatın tadını, dağıt üstünü, başını, saçını. 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 Keşke geçmişe geri dönebilsek.
Kestik. Aferin Gülay. Gel bakalım buraya. Nerede kaldı bu çocuk? Aramadınız mı? Aradık hocam. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Çocuğa yarın diye haber vermişler. Annesiyle konuştum ama okuldaymış çocuk. Bravo siz. Bravo ya. Bravo. Şimdi halledeceğim hocam. Ama benim reklam çekimine yetişmem gerek. Merak etme Gülaycığım. Oyuncumuz gelse seni yetiştireceğiz. Merhaba canım. Dizide oynamak ister misin? Bilmem ki. Ben daha önce hiç oynamadım. Önemli değil. Biz sana ne söyleyeceğini, ne yapacağını her şeyi öğreteceğiz zaten. Emre, babama sorman gerek. Babanın numarasını biliyor musun canım? Evet, biliyorum. Peki, işte. Yaz bakayım. Alo. Evet, zor durumda olduğunuzu anlıyorum ancak... Evet. Tabii. Ya o konuda bir şüphem yok ama... Ben böyle şeylere pek taraftar değilim. Anladım. Şey, müdür beyle bir konuşsanız, o kabul ediyorsa benim için tamamdır. Evet. Evet, kolay gelsin. İyi çalışmalar. Ne olmuş? Okulda dizi çekimi varmış. Emre'yi oynatmak için izin istiyorlar da. Ne dedin? Ben hiç taraftar değilim aslında. Ama kız öyle ısrar etti ki, müdür izin veriyorsa oynasın dedim. Ay, bakarsın meşhur olur. Hı? Yok, daha neler. Bir meşhurluğu eksikti. Dersleri berbat durumda biliyorsun. Aman takma kafana, düzelir. Canım, bugün Fırat gelecek fotoğraf çekimi için. Fırat mı? Sana söz ettiğim fotoğrafçı arkadaşım var ya. Ben onu tamamen unutmuşum. Başka zaman gelsin. İyi ama tanıtım broşürlerimiz ve web sayfamız için acil gerekli bu çekim. Çocuk zaten bizim yaptığımız hemen hemen bütün işleri çekti. Şimdi şirketin ve bizim fotoğraflarımızı çekecek. Hepsi bu kadar. Yani bu tanıtım meselesi şarttır diyorsun. Ay Hakan'cığım, hangi devirde yaşıyorsun? İnan bana, geç bile kaldık. Ben fotoğraf çektirirken çok fena geriliyorum. Hiç merak etme, Fırat seni germez. Kendisi çok ünlü bir moda fotoğrafçısı aslında. Sırf hatırım için gelip bizim tanıtımımızı hazırlıyor. Anlaşıldı. Bu işten kaçamayacağım. Bak şimdi, burada Gülay'la karşılaşıyorsunuz. Daha önceden tanışıyorsunuz. Önceden senin baban fakir, onunkisi zengin diye seninle dalga geçmiş. Ama şimdi işler değişmiş. Seninki zengin, onunkisi fakir biri. Anladın değil mi? Ama ne saçma bir konu. Sen işine baksana. Yorum yapmak sana mı kaldı? Bu dizinin reytingini biliyor musun sen? Neyini? Of, amatörlerle mi çalışacağız burada? Bana bak, sakın bir aptallık edeyim deme. Reklam filmine yetişeceğim ona göre. Ben hazırım hocam. Sessizlik. Tamam, çekiyoruz. Kamera. 3, 2, 1, kayıt. Of, şöyle çekilsene, ışığımı kesiyorsun. Ne diyor bu be? Ay, şimdi delireceğim. Oo. Kestik. Emre, bir adım sağına gel. Evet. Tamamdır. Kamera. 3, 2, 1, kayıt. Seni gördüğüme çok sevindim Serkan. Ben hiç sevinmedim. Bana kızgın olduğunu biliyorum. Haklısın. Fakat... Evet, sana karşı nefret doluyum. Defol, gözü görmesin seni. Ne yapıyorsun be? Aferin. Geçtik. Hiç güzel oynayamadı. Bence harika oynadı. Hocam, ne yaptığını sanıyor bu? Çok inandırıcı oldu Gülay. Kesmeseydin tamamdı. Emre, harikasın. Hadi bir daha alalım. Bana bak, seni mahvederim, tamam mı? Ayağın değil, kal ona göre. İlk cimre sizi gülüyordum. Buyurun. Kamera. Geçecek tüm bunlar, inanamıyorum. Kulinayı artık hiç takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz. Haydi sen de çıkar hayatın tadını. Dağıt üstünü, başını, saçını. Geçecek tüm bunlar, inanamıyorum. Kulinayı artık hiç takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz. Haydi sen de çıkar hayatın tadını. Dağıt üstünü, başını, saçını. Saçını. Bu şarkı bana çok dokunuyor Şöker. Bir yandan ağlamak istiyorum. Diğer yandan yerimde duramıyorum. Oynamak istiyorum. Hiçbir şey anlamadım. Demek öyle. Şöker.
Şöker CD ne yapacaksın? Bunca zamandır dünyada tek şey öğrendim Gorfo. Güçlü olmak istiyorsan ünlü olacaksın. Aylarca boş yere Nana'yla ve Kulina'yla uğraştım durdum. Artık onlarla işim olmaz. Kendi yolumu çizeceğim. Bu şarkıyla çok meşhur olacağım. Hani benim için de çizgi film stüdyosuyla konuşacaktın. Ben de meşhur olacaktım. Şimdi seninle uğraşamam Gorfo. Önce ben bir ünlü olayım. Sonra senin de elinden tutarım. Bana ne ya? Bay bay. Bay baymış. Evet, çekiyorum. Evet. Biraz gülümseyin lütfen. Çok güzel. Hakan Bey, biraz rahat olun lütfen. Çekiyorum şimdi. Çok güzel. Harika, bravo. Evet. Oh, bitti mi? Volkan Bey, sizi birlikte alalım isterseniz. Bayanlar, müsaade eder misiniz? Şöyle? Tabii ki. Beyler, biraz yakın durur musunuz lütfen? Gel şöyle, gel. Gülümseyin. Evet. Hakan Bey, başka kıyafet var mı acaba yanınızda? Fonla aynı tonlarda oldu da bu takım. Hayır yok. Hay aksi. Bir dakika, hemen hallederiz. Nasıl halledeceğiz? Canım, Nana'ya telefon ederiz, 2 dakikada getirir. Ne gereği var canım şimdi? Olur mu Hakan'cığım? Fırat'ın içine sinmedi, baksana. Alo, Nana, senden bir şey isteyeceğim. Evet, evet tamam. Hı-hı, anladım. Tamam, hemen getiriyorum. Tamam. Ne olmuş kızım? Simge arıyor. Ofiste fotoğraf çekimi varmış da Hakan'ın gri takımını istiyor. Dur hemen getireyim. Dur sen zahmet etme Makbuş. Şimdi sorar hemen. Daha telefonu yeni kapattın nasıl hemen geldin? Hayır, bir gün kafam kızacak, uçarak geldim diyeceğim. Hatta ileri gidip onu da uçuracağım. İlahi Nana. Otur, ben sana bir kahve yapayım. Olur. Ay, ne güzel. İyi ki ders yapılmıyor da izleyebiliyoruz. Özlem. Ama bu dizi işi çok zormuş ya. 5 saatlik 2 cümle çekilemedi. Vallahi ben oynasaydım kafayı üşütürdüm. Yok. Çok zor bir işmiş bu. Seyrederken de rahat. Ama çekerken Çin işkencesi. Şşşt! Sessiz olun çocuklar, şimdi kızacaklar. Emre'cim, sen kayıt dediğimizde arkanı dönüp gideceksin. Gülay arkandan çok pişmanım gitme diyecek. Sen artık çok geç diyeceksin ve elindeki bu içeceği ona verip yürüyüp gideceksin. Anlaştık mı? Tamam, anladım. Umarım. Hocam ikram. Afiyet olsun hocam. Tamam. Sahne hazır. Evet. Kamera. 3, 2, 1 kayıt. Çok pişmanım gitme. Artık çok geç. Kestik. Çok güzel Emre. Ya mı bu müzel sen yoktu? Aptal şey seni. Ya benim reklam çekimim var, şu haline bakın. Gülay'ın temizlenmesine yardımcı olun. Gerizekalı, görürsün sen. Bravo Emre. Sen doğuştan yeteneklisin bence. Tek kelimeyle süper. Nerede kaldı bu ya? Şimdi telefonla konuştun, uçacak değil ya kızcağız. İşte geldim. Ver bakayım şunu bana. Nasıl Fırat'cığım? Gayet iyi. Tamam Nana, gidebilirsin. Dur canım, biraz dinlen Nana, öyle gidersin. Ver bana, hemen üstümü değiştirip geleyim. Ay, eski günlerimi hatırladım be Fırat. Çok iyi bir foto modeldin biliyorsun değil mi? Aman geçti artık benden. Öyle değil mi? Hala harika poz veriyorsun. Geçenlerde sözünü ettiğim kampanya var ya, onun için çekiyorum bu resimleri. Gülümse. Müşteriye göstereceğim. Yüzlerce kız gösterdik, beğendiremedik.
Aslında tanınmamış yeni bir yüz istiyorlar. Buraya bak. Harika. Bu kampanyaya seçilen kızın hayatı değişecek. Tüm Avrupa ve Amerika'da yapılacak büyük bir kampanya. Yani kız çok meşhur olacak ve paraya para demeyecek. Oh, rüya gibi bir şey olacak desene. Ne güzel. Ne o? Onu da mı çekiyorsun? Demin bir gülüşünü yakaladım da. Ay çok hoşsun vallahi Fırat ha. Tamam geldim. Volkan Bey de gelirse çekime hemen başlayabiliriz. Aa, hemen çağırıyorum ama önce izin verirseniz makyajımı tazelemek istiyorum. Sana gönderdiğim eşyaların içinde eksik yok değil mi? Yok. Aman olsa ne olacak zaten? Bir iki ufak tefek şey. Benim önceki nişanımdan da tüm çeyizim tamam. Bak senin eksik havlu, çarşaf bir şeyin varsa ben veririm sana. Bir dokun bina eşit. Balayı için ayarladığımız turun biletlerini neden bana vermedi? Ne yapacaksın? Sen nasıl olsa gitmezsin. Biletler yanmasın ben gideyim bari. İyi de tur iki kişilik. İyi ya ben de arkadaşımla gideceğim zaten. Arkadaşınla mı? Kimmiş bu arkadaşın? Sana ne? Hem sen tanımazsın ki yeni bir arkadaşım. Maşallah, iki gün boş kalmıyorsun. Daha nişanı yeni attık ya. Pes be pes. Ne o? Kör öldü de badem gözlü mü oldu? Hem ben kiminle istersem onunla görüşürüm. Ben özgür bir kadın. Volkan hadi, Fırat seni bekliyor. Bir fotoğraf çekimimiz eksikti. Ne oldu buna şimdi? Oh. Gülay'cığım en önemli sahne burası tamam mı? Bu sahnede duyguyu iyice yükseltmeni istiyorum. Gülay. Hala neden öğrenilemiyor? Ben kepekli ekmek yiyorum. Nasıl çok yorucu bir iş mi? Yo aslına bakarsanız eğleniyorum. Gazetede okumuştum. Bu Gülay denilen kız çok kaprisliymiş. Biliyor musunuz? Sinir oldum sana. Ben bu oyuncu milletinin ruhunu okurum. Her yanı kapris olsa ne yazar ya? Allah Allah. Ay ne kadar yeteneklisin. Böyle rol yapmayı nereden öğrendin? Doğuştan gelen bir yetenek benimkisi. Aslında ben senin yetenekli olduğunu hissetmiştim biliyor musun? Ben oynadığım karakteri yaşıyorum. Oynamıyorum. Başarım tam da burada. Anlıyor musunuz kızlar? Emre şu defterime bir imza atar mısın? Hay hay. Hani yemeği beraber yiyecektik? Görmüyor musun Gamze? Ne kadar meşgulüm. Yemek yemeye zamanım mı var? Sırda işi hazırlanırken ayaküstü bir şeyler atıştırabiliyorum ancak. O zaman bize söyleseydin seni beklemezdik. Yani... Gamze, modelimi iyi tutmam gerek. Bir de seninle uğraşamam. Emre, hadi gel şu sahneye geçelim. Geldim, geldim. Şimşek'i içersene buraya. Vay be, artist olmak böyle bir şey herhalde. Yani. Gülümseyin. Tamamdır Volkan Bey. Oh be kurtuldum Allah be. Hakikaten kurtuldu ya. Simge sen de geç. Tamam canım. Hadi. Gülümseyin. İşte böyle harika. İşte bu kadar. Bitti mi nihayet? Ya ama kasıldın hayatımı. Yanlış anlamayın. Ben vesikalık fotoğraf çektirirken bile kasılırım yani. Anlıyorum, anlıyorum. Bana müsaade.
Fotoğrafları bir iki güne kadar gönderirim size. Teşekkürler. Çok teşekkürler Fırat'cığım. Kampanya için senden haber bekliyorum. Haber veririm. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Görüşürüz. İyi günler. Çok güzel bir yüzünüz var biliyorsunuz değil mi? Öyle mi? Evet. Masum bir bebek gibi. Oldu, oldu. Hadi canım, hadi. Ararsın, ben senden telefon bekliyorum. Tamam. Hadi. Sen hala gitmiyor musun? Gidiyorum. Akşam evde görüşürüz. Görüşürüz Nana. Tatlım, şu kampanya için benim yüzümü seçerlerse ne harika olur, öyle değil mi? Evet ama şirketteki işlerin ne olacak? Ama tatlım, bu çok büyük bir kampanya. Yani çok büyük. Tüm Avrupa ve Amerika'da yüzüm billboardları süsleyecek. Yani bir düşünsene ne kadar harika olur. Anlıyorum, anlıyorum. Tamam, bye, görüşürüz. Abicim, bütün kızlar mı meşgul ya? Hah, Zeynep. O beni asla reddedemez. Alo Zeynep. Merhaba, ben Volkan. Ya hayır, esmer yakışıklı olan Volkan. Hatırladın mı? Nasılsın? İyi misin? Akşam işin yoksa çıkalım mı diyecektim. Eski günlerdeki gibi ha? Ne dersin? Anladım. Peki. Hadi bay bay. Ben eve gidiyorum. Görüşmek üzere Volkan. Nana, akşam yemeğe gidelim mi? Sağ ol, seninle çıkmak bana pek iyi gelmiyor. Aşk olsun. Ne çok eğlenmiştik, hatırlamıyor musun? Teşekkür ederim Volkan. Ama çocuklar okuldan gelmeden gitsem iyi olur. Evde yapılacak çok iş var hem. Görüşürüz. O zaman başka zaman çıkarız. Aa, şu düştüğüm duruma bak ya. Etrafımdaki bütün kadınlar lanetliymişim gibi benden kaçıyor ya. Merve bana büyü mü yaptı, ne yaptı anlamadım ki. Anlıyorum Özlem Hanım. Ancak sadece bir bölüm demiştiniz. Evet. Tabii. Evet. Hayır, sadece bu bölümü çekin lütfen. Öyle devamlı olarak böyle bir şeye izin veremem. Rica ederim, ısrar etmeyin. Anlıyorum. Tamam, sonra konuşuruz. İyi akşamlar. Aman Hakan, neden inat ediyorsun? Simge el kadar çocuk. O setin yorgunluğuna nasıl dayanır? Zaten dersleri sallantıda. Çok hevesli ama. Geldiğinden beri anlata anlata bitiremiyor. Çok hoşuna gitmiş. Hepiniz birden üstüme gelmeyin canım. Ben çocuğumu düşünüyorum. İyi de çekim saatlerini çocuklara göre ayarlıyorlar artık. Yani okulunu etkilemez ki. Böyle bir yeteneği varsa değerlendirmek gerekmez mi? Evet. Değil mi? Büyüyünce değerlendiririz. Konservatuara falan gider. Kendi yolunu çizer canım. Makbuş Emre kurabiye istiyor. Heh, gelsin kendi alsın. Bir bölüm oynadı diye starlık taslamaya başlamış bile bacaksız. Aa, kızarım böyle şeylere. Hey dostum, ayağını denk al, tamam mı? Hey adamım, buraya kadar, tamam mı? Of Emre, titre ve kendine gel. Burası Hollywood değil. Kızım ya, sen işine baksana. Konsantremi bozma benim. Şoker değil mi bu? Şuraya baksana Emre. İnternette en çok tıklanan klip olmuş. Çok başarılı ama. Demek şimdi de şarkıcı olan soyunmuş. Aman meşhur olsun da Nana'yı da bizi de rahat bıraksın. Emre, sana getirdim. Babam dizide oynamana izin verecek galiba. Yaşasın! Hadi kızlar, şimdi beni rahat bırakın, biraz çalışmam gerek. Siz varken yeterince konsantre olamıyorum. Hadi. Hey dostum, beni rahat bırak, tamam mı? Şoker. Of, popstar olmak amma zormuş. Paparaziler bir türlü rahat bırakmıyorlar canım.
Şarkını internetten dinledim. Çok başarılı. Teşekkürler. Hah. Aldığım haberlere göre sen de yeni bir diziye başlamışsın herhalde. Evet. Hah. Ne yapalım, yetenek işte. İnternette en çok tıklanan şarkının bestecisi ve yorumcusu Tarkan Sandal az sonra bizimle olacak. Magazin faresi bu usta yorumcuyu buldu ve çıkardı. Az sonra. Kim? İyi akşamlar arkadaşlar. Efendim bu şarkıyı nasıl yaptınız, öğrenebilir miyiz acaba? Efendim bu şarkıyı acılarımı gözyaşlarımla damıtarak yaptım. Yüreğimin derinliklerinden gelen fısıltıyı dinleyerek yaptım. Kalmadı artık rahat. Ah Kulina. Adı bu şarkı değil mi? Tak annesi. Bak şuna Kulina. İyi de ne işi var onun klipte? Gümen'de bunun ne işi var televizyonda? Ya iyi ama bu... Ne o, tanıyor musun yoksa? Yok canım, ne alaka? Birine benzettim sadece, o kadar. Biliyor musun? Bazen sıradan insanlarla beraber olmak beni çok sıkıyor. Sorma beni de. Farklı olmak, farklı davranmak suç sanki. Aslında yeteneklerimiz yüzünden başka türlü bakıyoruz hayata. Anlamıyorlar bir türlü. Hemen seni de kendilerine benzetmeye çalışıyorlar. Önünü kapatmak, senin de sıradan olman için yapmadıklarını bırakmıyorlar. Öyle değil mi? Hem de nasıl? Biz birbirimizi nasıl anlıyoruz? Çünkü ikimiz de farklıyız. Biz yeteneklerimiz yüzünden onlardan farklıyız. Kesinlikle haklısın. Daha sık görüşmeliyiz dostum. İlk kez biri beni bu kadar iyi anlıyor. Bence de. Aslında biliyor musun, bizimkilerin neden sana düşman olduğunu anlayamıyorum. Sen de az çektirmedin bana canım. Yılbaşı akşamını hatırlarsan. Haklısın ama bundan sonra dost olabiliriz değil mi? Neden olmasın? Hiçbir şey için geç değildir. Bak eninde sonunda... Yaşamın gerçek anlamının farkına vardık. Evet Şoker. Ben de senin izinden gideceğim. Çok ünlü olmak istiyorum. Dikkat et bak. Yakında senden de hoşlanmayacak çevrendekiler. Çünkü yeteneklerin ve farklılığın seni kıskanmalarına neden olacak. Gerçekten mi? Bekle. Bekle ve gör. Ben bunu çok sık yaşıyorum. Mesela şimdi tüm kanallarda benim klibim, röportajlarım dönüyor ya. Nana'nın bunları izlerken kıskançlıktan çatladığına eminim. Ya. Yeni projeleriniz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Biraz önce dinlediğiniz Ah Kulina şarkısının da içinde olduğu bir maxi single çıkaracağız. Ayrıca birkaç diziden de teklif aldık. Şu anda senaryoları değerlendiriyoruz. Ve en önemlisi de Amerika'nın ünlü müzik şirketlerinden bir tanesiyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Peki bu şarkıda onunla yaşadığınız aşkı anlattığınızı söyleyen popçu Begüm için ne diyeceksiniz? Ne yapıyor bu? Şarkıda sözü geçen Kulina'nın kendisi olduğunu iddia ediyor. İnanın kendisini hiç görmedim. Evet tabii, bunlar şöhretin cilveleri biliyorsunuz. Küçük hanım herhalde benim üzerimden polemik yaparak gündemde kalmayı amaçlıyor. Ama ben böyle şeylere kulak asmayacağım. Yoluma devam edeceğim. Kalkan bir numara, bir numara, iki numarası yok. On numara Tarkan Sandal. Peki bu şarkıya ismini veren Kulina kim? Kulina. Arkadaşlar, zamanı gelince hepiniz Kulina'yı tanıyacaksınız. Müsaadenizle.
Ne tuhaf bir adam. Bu mu şimdi yeni starımız? Tarkan Sandal. Ne yaratıcı bir isim ama. Kesin takmadır. Ay, bir tanıdığıma o kadar çok benziyor ki. Yok yok, ama imkanı yok yani. Bu Mendebur gene ne çeviriyor acaba? Bir bilsem. Şarkısı güzel ama değil mi? Yağmur. Şaka şaka. Neyse. Hadi kızım, kalk evimize gidelim. Aa, lütfen kalkma Hakan. Keyfini bozma tatlım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ciciş. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bu arada Emre nerede çocuklar? Yukarıda odada. Bizim gibi basit insanlarla beraber olmaktan sıkılıyor. Ya. Hadi oradan, çok bilmiş seni. Vallahi öyle. Bugün okulda havasını görseydiniz ağzınız açık olurdu. Bir de bu dizi işine hayır dediğimde bana kızıyordunuz. Duydunuz değil mi? Hadi gel biz Emre'ye bakalım. Düşünebiliyor musun? Kadın kucağında 2 aylık çocukla canlı yayını basıp bu çocuk Tarkan Sandal'dan demez mi? Gerçekten mi? Tabii. Orada hanım hanım, ben daha insan bile değilim. Bir oyuncaktan çocuk yapılır mı diyeceğim ama bana kim inanır? Kadir inanır. Şoker, ne işin var burada senin? Başını kaşıyacak vaktinin olmadığını sanıyordum. Ayrıca Allah muhabbetinizi arttırsın. Ne var yani? Şurada kankamla 2 çift laf edemeyecek miyiz? Kanka mı? Tabii, şimdiye kadar Şoker'i hiç tanımamışız. Ayrıca Şoker artık seninle uğraşmayacak Nana. Bundan emin olabilirsin. Çünkü gerçek güç ünlü olmakta saklı. Bunu geç de olsa anladım Nana. Aman pek güzel. O zaman sana başarılar. Aman çok güzel. O zaman sana başarılar. Sesindeki o aptal olayı sezmedim sanma. O küçük beyninle dalga geçmeye devam et bakalım. Senin gibi sıradan, yetenekleri olmayan birinin zaten bunu anlaması mümkün değil. Kim anlar? Kadir inanır. Çok işim var kankacığım. Görüşürüz. Görüşürüz. Kadir inanır. Ne? Şoker'le kanka olduğuna inanamıyorum yani. Sakın onun söylediklerine inanma Emre. Seni kandırmasına da izin verme. Of, beni kandırmaya çalışmıyor ki. Emre'cim bak. Şimdi izin verirseniz uyumak istiyorum. Yarın çekim var. Yüzümün düşmesini istemiyorum. Hadi Nana. Ne? Hadi. Hayrola Emre? İlk defa kendin kalkmışsın. Çekimim var ya, o yüzden erken kalktım. Evet. Ya Nana ya? Emre erkenden kalktı, ben de uyuşmadı. Çıkır mıkır. Ama ne gürültü yaptın ya? Kusura bakma çirklendik, sana laf yetiştiremeyeceğim. Görüşürüz. Hadi bir tanem, kalk bakalım. Hoppa. Gel bakalım. Evladım, oturup güzelce yapsana kahvaltını. Yağmur nerede? Uyuyor daha. Hangi dağda kurt öldü de zamanında kalktın sen? Ders başlamadan çekimim var. Ne çekimi yavrum? Yer çekimi. Yer çekimi mi? Yer çekimi. Emre nereye? Ders başlamadan çekmemiz gereken 1-2 sahne var da. Okulda mı? Herhalde yani. Bekle, seni götüreyim. Gerek yok, araba gönderecekler. Araba mı? Araba geldi bile. Görüşürüz babacığım. Aa, hayırdır? Hayırdır? Ders başlamadan çekimi varmış. Araba göndermişler beyefendiye. Ay süper.
Şaka gibi, star olmak böyle bir şey işte. İşte tüm bunlar, inanamıyorum. Bu iş bu kadar işte. Ne kadar enayiymişim onlarla uğraştığım için. Değer mi hiç? Al anacığım, sıradan hayatında sıradan bir insan olarak yaşamaya devam et. Umurumda değil. Şoker, bu ne hal böyle? Ne olmuş sana? Pardon, kimsiniz? Tanıyamadım. Nasıl tanımazsın? Benim en yakın arkadaşım Gorfo. Gorfo, bir an hatırlayamadım seni. Bu kulağında ne Şoker? Lütfen, bana Şoker deyip durma. Artık ben Tarkan Sandal'ım. Tarkan Sandal mı? Yani biraz şey gibi mi? Saçmalama. İnsanlar bu imajıma bayıldılar. Çok meşhur oldum, anlıyor musun? Aşk olsun Şoker. Hani ben meşhur olacaktım. Çizgi film stüdyolarına götürecektin beni. Aptal Gorfo. İnsanlar senin gibi sıradan bir yaratığı ne yapsınlar? Söyler misin bana? Arkadaşlığa sığmaz ama bu yaptığın. Show dünyasında arkadaşlık yoktur Gorfo. Aklına sok bunu. Çıkarın yoksa kimseye selam bile vermez. Anlıyor musun? Seni tanıyamıyorum Şoker. Eskiden kötüydün. Şimdi hem kötü hem acımasız hem de kendini beğenmişin teki olmuşsun. Budala. Bu oyunu kurallarına göre oynamazsam yok olurum. Anlasana. Ay Şoker, kıyafetin çok güzel. Hiç de değil, bence çok abartılı. Bence ilginç olmuş. Duyduklarımız doğru mu Şoker? Dünya starı mı oldun? Star olduğum doğru. İngilizce single'ım çıkınca dünya starı olacağım. Ayrıca bana Tarkan Sandal derseniz sevinirim. Dünya starı mı? Vay be. Tarkan Sandal, bana bir imzalı fotoğrafını verir misin? Bana da lütfen. Adıma yaptığın şarkıyla ünlü olmuşsun ha? O artık bir dünya starı. Bak sen. Şarkım tüm kanallarda dönüyor. Şimdiden top 10'da ilk 3'teyim, ne haber? Bize de şu klibi izlet. Sandal Kenan, lütfen. Of, Tarkan Sandal şaşkın. Çekil bakayım şuradan. Kalkan şarkıcı oluyor canım. Ne saçma sapan bir şarkı bu. Bu adam da tanıdık geliyor ama. Kulina Hanım. Gözlerime inanamıyorum. Zaten benim için yeterince ulaşılamazdınız. Şimdi ise aramızdaki uçurum fersah fersah açıldı. Sizin de ilgili umutlarım. Ben de bundan yıllar önce az daha opera sanatçısı olacaktım. Ama şansım yaver gitmedi, ne yapayım? Klip için arşivdeki görüntülerimizi kullandım. Şimdi dünyada herkes bizi izliyor yani. Tabii ki oyuncaklar ülkesinden kimsenin haberi yok. Bunu stüdyoda çektiğimi sanıyorlar. Ne yaptın aslında, hiç doğru değil Şoker. Beni çekemediğin için böyle söylüyorsun Kulina. Ama ben artık buna alıştım. Şöhretin bedelleri bunlar işte. Çevrendeki herkes
seni kıskanıp ayağını kaydırmaya çalışıyor. Senden bunu beklemezdim Kulina. Adına şarkı yaptım. Daha ne yapayım? Aa, ne dedim ben şimdi? Bence Joker alınmakta haklı Kulina. O bir star artık. Ona karşı biraz daha özenli olmalıyız. Öyle mi? Aman Nanay'la uğraşmasında ne hali varsa görsün. Madem bu klibi dünyada herkes izleyecek, o zaman benim eskisinden de bakımlı olmam gerek. Şimdi dünyaya gidip geldikçe beni izleyen hayranlarım, ay rahat bırakmazlar artık beni. Ay. Kulina, Kulina dinler misin? Yeni bir şarkı besteledim. Ay sen de mi? Lütfen dinler misin lütfen? Gorfo, güzellik iksirleri hazırlamam gerek. Çok işim var. Sadece 2 dakika. Lütfen, lütfen. Peki, dinliyorum. Çabuk ol ama. İrkilme beni görünce. Gorfo'yum ben, canım ister eğlence. Dost bildiklerim kuyumu kazdı. Beni hiç acımadan başından attı. Ay, vallahi berbat. Aa. Dur, ben sana bir anımı anlatayım. Bana ne? Yıllar, yıllar önce Pavarotti Türkiye'ye gelmişti. O zamanlar ben yine bir gönül ilişkisi ve aynı zamanda opera merakım yüzünden sık sık dünyaya gidiyordum. Neyse efendim, Pavarotti düet yapmak için onlarca kişi arasından beni seçti. Gerçekten mi? Aman efendim, nasıl heyecanlandım. Nasıl heyecanlandım anlatamam. Çok normal. Kendisiyle bayağı bir çalıştık. Ama adamcağızdaki cevheri anlamadılar ve ülkesine geri gönderdiler. İnanamıyorum. Benim de opera merakım böylece başlamadan bitti. Ama onunla dostluğumuz hep devam etti. Kulina, kızma ama fazla attın gibi geldi bana. Bakayım, 60 mıyım? Sersem seni. Ha? Aa! Ciğerlerim dalgandı. Her kanalda, her kanalda bu klip dönüyor. Kulina Hanım artık beni umursamaz. Şöhret tabii ki başını döndürecektir. Ama beni terk ederse ben ne yaparım? Buyurun öğretmenim, beni çağırmışsınız. Gel bakalım Evreciğim, şöyle otur bakayım. Ama öğretmenim hiç vaktim yok, setten bekliyorlar. Tamam evladım tamam. Merak etme, hemen konuya gireceğim. Şey, diyordum ki şu sizin Yüksek Gerilim dizisinde bana da bir rol ayarlar mısın acaba? İyi ama bu komedi dizisi değil ki. Ugayalık yapma bakayım. Ben dramda da çok iyiyimdir. Ne kadar yetenekli olduğumu biliyorsun değil mi Emreciğim? İyi ama ben size nasıl rol ayarlayayım? Daha büyük işim. Ricada bulunarak kendimi küçük duruma düşürmek istemem. Sizin için yapabileceğim bir şey yok yani. İyi tamam tamam. Tamam gidebilirsin. Şey öğretmenim, set uzadı. İlk 2 derse giremedim. Ama baştan seni uyarmıştım değil mi Emre? Baban da derslerini etkilememesi kaydıyla izin vermişti biliyorsun. Belki küçük bir anlaşma yapabiliriz ha? He? Ne dersiniz? Sizin dizide oynamanız karşılığında benim ders notlarımı... Terbiyesiz! Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bana rüşvet mi teklif ediyorsun bakayım sen? Çabuk, çabuk git, gözüm görmesin seni. Beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattın Emre. Efendim, oğlunuz Emre çok yetenekli. Bundan sonra devamlı kendisiyle çalışmak istiyoruz. Sözleşmemizi bir inceleyin lütfen. Ne oldu yüzüne? Önemli bir şey değil. Bu sözleşmeyi imzalamamız şart mı? Sonuçta profesyonel bir iş yapıyoruz Hakan Bey. Karşılıklı iki taraf için de bu gerekli. Sadece hafta sonları ve günde 8 saati aşmayacak değil mi? Kesinlikle. Yalnız çok ekstrem bir durum olduğunda anlayış gösterirsiniz artık. O da ancak 40 yılın başı olur. Bilemiyorum Emre çok istiyor tabii de. Çocuğunuza doğuştan üstün bir yetenek var inanın. Biraz özveride bulunursanız maddi manevi karşılığını alacaksınız. Bu aylık mı?
Hayır, bölüm başı. Yani haftalık. Yuh, pardon. İşin içine paranın girmesi de hoş değil tabii. Neden? Emeğinin karşılığını almalı, öyle değil mi? Ama kafam çok karıştı. Ne var Hakan ya? Emre çok istiyor. Hafta sonu kursa gideceğine çekime gider. Hem severek yapacağı bir iş, hem de şimdiden para kazanacak, fena mı? Belki ileride meslek olarak oyunculuğu seçer. Öyle mi diyorsun? Tabii. Hayır, dersleri falan aksarsa. Sonra herkes onu tanıdığı için havalara falan girerse, yani psikolojisi de önemli. Vallahi beyefendi, herkes sizin yerinizde olmak için can atıyor. Bence bir denemeye değer. Neyse, hep beraber göreceğiz bakalım. Hadi hayırlısı. Simge. Hı. Hani dün Necati ile yemeğe çıktık ya. Yemekten sonra Beyoğlu'nda bir bara gittik. Gayet güzel eğlenirken birden içeri kim girdi tahmin et. Kim? Volkan. Ya. İnanmıyorum. Tabii bizi öyle samimi görünce tabii bozuldu. Tam karşımızdaki masaya oturdu. İki kadeh de içince arıza çıkarttı tabii. Ay, bir şey dedi mi? Bir şey demedi canım. Direkt Necati'nin üzerine saldırdı. Ah, ne diyorsun ya? Ya. Ama Necati onu fena benzetti tabii. Yüzü gözü o yüzden öyleydi demek ki. Ay evet ya. Ay Simge, inanabiliyor musun? Bir anda paylaşılmaya kadın oldum ya. Çok hoş bir durum. Fotolar tamam. Bu notu sen mi aldın? Ay, sana söylemeyi unuttum. O sırada telefonlar üst üste geldi de. Ay, şu fotoğrafları çeken çocuk aradı. Sana cebinden ulaşamamış işte. Söyle Simge'ye fotoğraflar tamam dedi. Ya da öyle bir şey. Ay, olamaz mı? Harika bir haber. Ay, ay çok mutluyum. Allah'ım, sevinçten delirebilirim. Ne oldu Simge, söylesene. Dünya çapında bir model olacağım. Allah'ım, inanamıyorum. Bak nasıl poz veriyorum. Neler diyorsun Simge, anlamıyorum. Ay, yapmam gereken bir sürü iş var. Hemen bir güzellik salonuna gitmem lazım. Cilt bakımı, masaj, spor. Aman, oradan da alışverişe. Ay, çabuk olmam lazım. Çok çabuk. New York, Paris, Milano, Londra, Pekin. Bekleyin beni, geliyorum. Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Giselle. Onların hepsi yalan, tek gerçek ben olacağım. Süper top modeliniz geliyor. Merve. Hadi gittim ben, bye. Aman. Şimdi bunun havasından da yanına yaklaşılmaz. Son günlerde Tarkan Sandal çılgınlığı sınır tanımıyor sayın seyirciler. Sanatçıyı son olarak bir imza günü de görüntülemeye çalıştık. İmza gününde yaşanan izdiham yüzünden 4 çocuk 12 kişi ezilme tehlikesi geçirerek yaralandı. Bak bak. Herkese vereceğim resimleri. Şu kere bakar mısın? O mendebur'un nesini seviyorlar anlamadım ki evladım. Aa, ay şu kızlara bak hele. Tamam canım. Ay deli bunlar böyle çığlık çığlık. Aa, aman ya Rabbi. Aman boş ver Makbuş. Hiç olmazsa benimle uğraşmıyor ya. Ne isterse yapsın. Doğru söylüyorsun evladım. Aa Kulina. Ay biliyorum, kapıdan gelmeme şaşırdım. Ay biraz yürüyeyim dedim. Ama ne mümkün. Neden Kulina Hanım? Ay şu Haylaz Şoker'in klibini izlemediniz mi canım? Klipte benim de görüntülerim var. Hayran kitlem izin vermedi ki rahat yürüyeyim. O şokeri bir elime geçirirsem elimden çekeceği var vallahi. Bununki de istemem, yan cebime koy. Ne oldu kızım, öyle dalıp gittin? Yoksa sen de mi meşhur olmak istiyorsun? Bilmem. Bir an düşündüm de... Kim istemez şu TV'de izlediğimiz mankenler gibi olmayı? Bütün erkekler bayılıyor onlara. Hem o zaman Hakan benimle olmak için can atardı. Hoppala, bir yaşıma daha girdim. Aa, ne var bunda canım? Senin neyin eksik onlardan? Neden olmayacak mısın? Biraz boyun kısa ama onu da hallederiz. Aa, siz delirdiniz iyice. Yani böyle hallediveriyorsunuz yani.
Neden olmasın? Düşünsenize, Paris'te bir defileye çıkıyorum. Sonra Hakan gelip limuzinle beni alıyor. Beraber şık bir restorana gidip yemek yiyoruz. Tüm gözler bizim üzerimizde. Ay, çok heyecanlı. Ay. Merhaba hayatım. Merhaba. Nereye kayboldun canım? Biraz alışveriş yaptım. Şimdi de güzellik salonundan randevu aldım, oraya gideceğim canım. Ne bu telaş, biraz sakin olsana. Fırat aramış, şu modellik işi tamam. Öyle mi? Bir an önce benimle tanışmak istiyorlarmış. Bir saniye canım, telefon. Ay, Fırat arıyor. Alo, merhaba. Fırat'ın asistanı. Evet, dinliyorum. Ne zaman? Ay, benim evde mi? Benim evde olmaz. İyisi mi siz Hakan'ın evine gelin. Tamam canım, tamam. Araşırız, hoşça kal. Ay Hakan'cığım, çekim yapmak istiyorlarmış benimle. Yani senin ev daha uygun olur diye ben... Tamam canım, sorun değil. Teşekkürler. Yarın sarsan ders başlıyor. Öğle arasında dünden kalan sahneler çekilecek. Ders bitince bir dergi için çekim yapılacak stüdyoda. Onun için babanı arayıp izin almamı ister misin? Evet Ara. Yarın matematik sınavım var. Bu gece ben seni çalışırım. Of, akşam olunca yorgunluktan gözüm kapanıyor. Bir de dizi ekibi senin için hoş geldin yemeği ayarlamış. Ondan da haberin olsun. Kızım şimdiden söylenir mi? Aklımda mı kalır? Bir gün önce söylersin. Tamam kızma. Şimdiden babandan izin almak lazım, onun için söyledim. Akşam hatırlat o zaman. Hadi yürü. Hadi gel gel. Bu olanlara inanamıyorum. Ben de 40 yıllık abimi tanıyamıyorum yani. Of! Olamaz. Olmuyor, çıkmıyor. İlham gelmiyor, of! Hah, bu şöhret bana yaratıcılığımı kaybettirdi. İlham perileri, neredesiniz? Şoker, senin olduğuna çok sevindim. Her yerde seni aradım. Baksana beste yaptım. İlk ilme beni görünce Gorfoyum ben, canım ister eğlence. Dost bildiklerim kuyumu kazdı, beni hiç acımadan başından attı. Kapa şimdi, ama... sersem şey. O detone sesi yüzünden ilham perilerim de kaçtı. En iyisi mi? Biraz dünyaya gidip moral toplayayım bari. Hayranlarım kendimi iyi hissettiriyor. Kimse beni dinlemiyor. İşte buradalar. Arkadaşlar, bir şarkı besteledim. Çok harika. Bir dinleyin lütfen. İrkilme beni görünce. Gorfoyum ben. Canım ister eğlence. Dost bildiklerim kuyumu kazdı. Beni hiç acımadan başından attı. Bu ne biçim şarkı? Hadi hadi. Durun canım. Bu kadar nereye gidiyorsunuz? Duydunuz mu hiç? Durun bütün lütfen. Bütün müzik zevkim bir anda bitiverdi. Daha tamamını dinlemediniz ki. Meşhur olayım da görün gününüzü. O zaman imza isterseniz vermeyeceğim. Malumunuz veçiyle Kulina Hanım şöhret basamaklarını süratli bir şekilde tırmanmaya başladı. Bir şey alır mıydınız, çay, kahve? Yo, zahmet etmeyin, fazla kalmayacağım, teşekkür ederim. Bu kadar çaresiz bir durumda olmasaydım inanın sizi rahatsız etmezdim. Ne demek, olur mu öyle şey? Acaba ona bir daha beni görmek isteyip istemediğini sorar mısınız? Artık pek şansımın kalmadığını hissediyorum. Bunu bir de kendilerinin ağzından duyarsam, zor da olsa katlanmaya çalışacağım tabii. Hiç öyle şey olur mu? Onunla bu konuyu konuşacaksınız değil mi? Bence siz kendiniz konuşun. Aman efendim, bu ne şeref. Sizi gökte ararken yerde buldum. Duyduklarım doğru mu müdürcüm? Meşhur olup sizinle olan dostluğumu keseceğimi gerçekten düşünmediniz değil mi? Efendim, insanın aklından ister istemez. Rica ederim susun. Beni çok yanlış tanımışsınız gerçekten. Ama sultanım, lütfen böyle yapmayın. Küçendim yani size.
Bağışlayın kraliçem. Sonunda klibimi de hazırladım. Dünyada bir tek Nana'yı tanıyorum. O bana yardım eder umarım. Buralara gelmek her zaman heyecan veriyor bana. Artık kendime menajer olarak Nana'yı tutacağım. Şoker'den bana fayda yok. Onunla rakibiz artık. Ama görecek gününü. Bitireceğim onu. Ben ondan daha ünlü ve daha büyük olacağım. Lütfen, lütfen beni affedin. Bir anda endişeye kapıldım. Özür dilerim. Sizi kırmadığımı ümit ederim. Bir kusurum varsa bağışlayın lütfen, ne olur. Bir şey mi oldu? Ah, yok canım, sinek. Sinek mi? Ay, saçma oldu değil mi bu? Ay, kışta kıyamette sineğin ne işi var canım? Beni bağışlamayacak mısınız? Nereye gidiyor? Bağışladı. Hadi efendim, gidin artık. Aa, Makbuş, ne kadar ayıp. Ah. Yeterince rahatsızlık verdim zaten. Makbule Hanım çok haklı. Ama inanın bana, içime su serpildi. Hoşça kal, gönlümün sultanı. Merhaba. Bu nasıl bir oyuncak böyle? Ya, ne enteresan değil mi? Bizim Yağmur'un oyuncağı. Ay, yapma. Yumma bunun içinde. Nasıl bir pamuk bu böyle? Benim yüzüm seni bir yandan ısırıyor. Japon malı mı bu? Onların gözleri çekik olmuyor mu? Japon'a benzeyen bir halim mi var benim? Robot gibi bir şey herhalde. Hem konuşuyor hem uçuyor. Öyle. Ben bir çizgi film kahramanıyım. Çok hoş gerçekten. Ay, teknoloji ne kadar ilerledi değil mi Dürcüğüm? Ya, insan akıl sır erdiremiyor. Hadi Golfo, çabuk yukarı. Yağmur'un yanına hadi. Çabuk. Ama ben seninle konuşacaktım. Golfo, çabuk. Tamam. Ne? Gidiyoruz işte. Ne sevimli şey bu böyle. Çok. Ne demezsiniz. Evet. Çok tatlı. Ay, merhaba. Merhaba. Ay, canım çıktı vallahi. Maşallah, ne bulduysan almışsın. Ay yok canım, daha bir yığın eksiğim var. Güzellik merkezi o kadar pahalıydı ki kart limitim ancak bunlara yetti. Sonra yine sıkışacaksın. Bak, uyarmadı deme. Benden de almıyorsun. Sen bir top modelin ne kadar kazandığını bilmiyorsun galiba Hakan'cığım. Artık para içinde yüzeceğim aşkım. Umarım. Ama bence dereyi görmeden paçaları sıvıyorsun. Ben o derenin içinde yüzmeye başladım bile tatlım. Adamlar fotoğraf çekimine geliyorlar. Oldu bu iş. Ay eyvah, çok geç kaldım. Ay, akşama kadar nasıl hazırlanacağım ya? Neyse, salak malak ama Nana'dan yardım isterim artık. Sence bir sakıncası yok değil mi hayatım? Yok canım. Nana kendi bilir. Ben Nana'yı sormadım. Çekim evde yapılacak ya, onu sordum. Yok canım. Ne sakıncası olacak? Tamam o halde, ben çıktım. Hadi bay. Akşam gelirken sen şunları getirirsin, olur mu tatlım? Tabii getir. Süpersin. Tamam mı? Oldu mu? Tamam, şimdi çalmaya başlayacak. İrkilme beni görünce, burpuyumdan canım ister eğlence. Dost bildiklerim kuyumu kazdı, beni hiç acımadan başından attı. Ben çizgi kahramanım, rap dünyasının kralıyım. Meşhur olunca hepsi görecek, hepsi benden özür dileyecek. Harika değil mi? Ya harika. Biliyordum. Nihayet müdürü gönderdim. Senin ne işin var burada bakayım? Bizi ne kadar zor durumda bıraktığının farkında mısın? Ne yapayım Kulina? İçimdeki şöhret aşkına engel olamıyorum. Ay, bunların hepsine bir haller oldu vallahi. Hadi bakayım, çabuk dönüyorsun Gorfo. Ama Kulina, daha klibim için kanallarla görüşecektim. Sen kesin aklını kaçırdın. Ya. Hemen oyuncaklar ülkesine geri dönüyorsun. Yoksa seni tamamen silerim, ona göre bacaksız. Ne? Tamam, şimdi gidiyorum. Ama şöhret olmama kimse engel olamayacak. Çünkü bu benim alnıma yazılmış. Ben şöhret olmak zorundayım. Gorfo, gidiyor musun? Gittim bile. Of.
Gorfo'nun şarkısı ne kötüydü değil mi? Çok kötüydü. Yazık, hayal kırıklığına uğrayacak. Hiç belli olmaz bu ülkede. Ne şarkıların tuttuğunu bir bilsen var ya sen. Oo. Neyse, ben Makbuş'a yardım edeyim bari. Ay, beni de bekle. Ay, yürüyemeyeceğim. Vay, biri şarkıyı keşfetmiş bile. Ay, ah! Teker teker geldiğiniz yetmiyormuş gibi ikiniz birden geliyorsunuz. Tövbe estağfurullah. Ay, ne yapacağım bunlarla ben? Herkes şöhret meraklısı oldu. Sanki siz değilsiniz. Hiç de değil. Eğer isteseydim şimdiye kadar 1000 kere meşhur olurdum. Ama benim başka ulvi amaçlarım var. Ha, ay! Ha, güleyim bari. 1000 kere şöhret olurmuş. Ay, ay, şimdi düşüp bayılacağım. Burası panayıra döndü canım. Hop, biri geliyor biri gidiyor. Ay, midem bulandı. Başım döndü vallahi. Nereden çıktın sen? Gitsene imza günlerine, röportajlarına. Şu anda çok meşgulüm. Yeni bir beste yapıyorum. Bana ilham vermen için geldim tatlım. Ne diyorsun Şoker sen? Şarkımın adı Nana'nın Yalanı. Beni sakın o saçma şarkılarına karıştırma. Beni sakın o saçma şarkılarına karıştırma. Bu şarkım Ah Kulina'dan sonra daha fazla tutacak, emin olabilirsin. Ay. Hiçbir şey yapamaz. Merak etme Nanacığım. Kapı. Gittim bile. Ay, ay, ben yaşlı bir kadınım. Bu tempoya yüreğim daha ne kadar dayanabilecek ya Rabbim? Ay. Ay. Ah. Hele şükür açabildiniz. Ne bakıyorsun aval aval? Yardım etsene kızım ya. Ne o Simge kızım? Mağazaları boşalttım böyle. Dikkat et kırışmasın. Sizin aklınız ermez Makbule Hanım. Yeni bir ürünün kampanyası için modellik yapmamı istediler. Çok büyük bir iş. Burada deneme çekimleri yapılacak. Hadi bakalım, hayırlısı olsun Simge Hanım. Çok sevindim. Ama sağ olun. Nana, bana yardım edeceksin. Hazırlıklar için çocukların odasını kullanalım. Tamam. Tamamsa çıkarsana şunları. Aa, bir dakika. Bir küçük ayna, bir büyük ayna, bir maşa, bir de fön makinesi. Tamam mı? Tamam. Ay! Hay aksi! Ah, aksilikler peşimi bırakmaz artık. Of, ya ne çok nazara geliyorum ben ya. Maşallah çok güzelim ben. Ya baba ya, ona işgal edildi. Bir gecelik idare ediver kızım. Makbul Sultan, bu çocuk daha ilk günden böyle mi yapacak? Oho, baksana saat kaç oldu? Of. Neredesin oğlum? Saatten haberin yok mu? Dublajım vardı. Yarın yayına yetişecekti. Özge! Özür dilerim, telefon açmayı unuttum. Ama o kadar çok işim vardı ki. Hadi geçin. Yok yok, bu böyle olmayacak. Kendime daha profesyonel birini tutsam çok iyi olacak. Lütfen Emre, bana bir şans daha ver. Bak sen, oğlum star olmuş da menajerini beğendi. Özge'ye iyi davran, külahları değişiriz ona göre. Aç mısınız evladım? Hayır, dublaj stüdyosuna için yemeği getirdi Emre. Çok yorgunum. Bir duş alıp yatacağım. Duşunu da Özge aldırsın artık. Haha, çok komik. Kimseyle uğraşamayacağım. Çok yorgunum. Yarınki programımız da Özge. Okuldan sonra set var. Oradan da bir televizyon programına davetlisin. Uf, çok sıkıcı. Gitme o zaman. Yani. Sözleşmem de var. Gitmem gerek. Ayrıca okulda çocuklarla söyleşi var 2 gün sonra. Onu ertele bari. Elimden geleni yaparım Emre. Uf, ben odama çıkmak istiyorum. Çıkamazsın çünkü Simge ile Nana'nın odada işleri var. Uf,
ayrı eve çıkmanın zamanı geldi bence. Bence de. Ben banyoya gidiyorum. Allah'ım, ne yaptım ben? Ay! Rahatsız mısın sen be? Saçımı yaktın beceriksiz şey. İstemeden oldu. İlk defa yapıyorum böyle bir şeyi. Görgüsüz köylü Kezban. Saçının başının halinden belli zaten. Kezban ne olacak? Kezban mı? Öf! Hadi ver şu elbiseyi ya. Ay olamaz bu saçım da haline böyle. Uğursuzsun kızım sen, uğursuz. Cadı, bunu bana bilerek yapıyorsun değil mi? Saçın da haline böyle cicişçim. Öf, sus be. Hıncımı senden çıkarmayayım şimdi. Ver şunu bana be, ver. Bence çok güzel olmuş anneciğim. Teşekkür ederim kızım benim. Anne, bu kampanyada sana kaç yetili verecekler? Emre'den daha fazla para kazanacaksın değil mi? Tabii ki. Of, ama mağazada denemiştim ben bunu ya. Of, tam üzerime göreydi. Salak tezgahtar kız bedenleri karıştırmış olacak. Kız bakmasana öbürünü versene. Anne geldiler geldiler çabuk ol. Oldu mu? Ay bir dakika. Olmadı, mutlu oldun mu? Ay delireceğim şimdi. Ay gülmeyin be. Hadi yardım edin şunu çıkarayım. Ay. Versene başka bir şey ver. Gülmeyin. Buyurun. Kusura bakmayın rahatsız et. Ne demek? Ben bir an önce tanışmak istedim modelimizle. Şimdi iner. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Belki de mağazada bir karışıklık olmuştur. Yani. Şu hale bakın ya. Ayakkabım topuğu da kırık. Ama onlar nasıl olsa yüzümü fotoğrafını çekecekler. Tabii. Senin kıyafetine bakmazlar bile de. Öyle mi diyorsunuz? Tabii tabii. Ay. Geldiler geldiler. Biz Emre ile Makbuş'un odasındayız. Ay güzelim değil mi? Çok. 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 Ay. Ay. Tamam. İşte böyle. Peki ne yapalım? Ay. Anne. Neyin var senin? Ay. Yok bir şey. Sadece topuğum kırıldı. Ha. Kötü bir şey mi oldu Simge? Yok. Sadece yüz alacaktınız öyle değil mi? Evet. Şey, o halde kıyafetin önemi yok değil mi? Yok canım, hiç önemi yok. Sadece yüz çekeceğim, bir de Tahsin Bey'i tanışacak, hepsi bu. Memnun oldum ben Simge. Söylesene artık gelsin. Kim? Neydi adı? Benim fazla vaktim yok. Geldi işte. Gerçekten çok güzel. Lütfen yaklaşır mısınız? Güzel, çok güzel. Aradığımız masum yüz bu işte. Tam hayal ettiğin gibi. Ne? Ama ben sanmıştım ki... inanamıyorum sana Fırat. Tüh, Allah kahretmesin. Yani siz şimdi onunla mı çalışacaksınız? Hayır bu olamaz eğer. Bir şey yapsana Hakan. Ben ne yapayım canım? Bizimle çalışmaya hazır mısınız? Ben... Dünyaca ünlü bir model olmaya... Bizimle çalışmaya hazır mısınız? Ben... Evet, evet. Hazır. O halde hemen hazırlanıp gelebilir misin? Birkaç fotoğraf almam lazım. Sanırım Simge size haber vermemiş. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. 5 dakika içinde hazır olur. Hadi Nana gel. Ama... Bu fırsatı kaçırmayalım. Hadi gel.
Ay, bu anı kaçırmadım. Çok iyi oldu. Her şeyi ekrandan izledim. Çok eğlendim. Simge nerede? Aşağıda ağlıyor. Beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim Kulina. Çok heyecanlıyım. Kime niyet, kime kısmet. Baksana, hepimizden de ünlü olacaksın yani. Aslında ben ne istediğimi bilmiyorum. Yani aslında ben sadece insan olmak istiyorum. İnsan olurken aynı zamanda ünlü olmanın bir sakıncası yok bence. Ünlü olursam Hakan sizce beni ister mi? Neden istemesin? O zaman peki. Hazır mısın? Evet. Büyük an geldi. Muhteşem. Nana çok harika oldun. Gerçekten mi? Peri kızı gibi. Bol şans Nanacığım. Teşekkür ederim Kulina. Bitti mi şurası? Vay. Çok güzel değil mi Emre? Harika. Sağ ol Makbuz. Buyurun. Ya Emre nerede kaldı? Saat kaç oldu baksanıza. Ama hayatım söyledim ya. Özge beni arayıp haber verdi. Alışveriş merkezinin açılışına katılacaklar. Birazdan gelirler. Canım el kadar çocuğun açılışta ne işi var? Yalnız değiller merak etme. Dizinin tüm oyuncuları, yönetmen, yapımcı hepsi oradalar. Aman ne şahane. Bu iş çığırından çıkmaya başladı ona göre. Aman evladım bir şey deyip de çocuğun kalbini kırma. Yanana, o niye gelmedi hala? Canım kız telefon etti. Fotoğraf çekimi uzamış işte. Aman ne kadar güzel. Herkes harıl harıl çalışıyor. Of! Psst, psst. Şu salak golfunun salak şarkısı kulaklarımdan silinmiyor. Yeni bir beste yapmak için şu rezil şarkıyı hemen unutmam gerek. Hokus pokus. Nanacığım, bu şarkıyı senin için yapıyorum. Ah Nana, bilseler aslında kimsin? Sanıyorlar tatlı bir meleksin. Kolay mı yaşamak bunca yalanla dünyada? Tüm gerçekler yakında çıkacak ortaya. Hiç de fena olmuyor. Bu şarkıyla hem zirveyi zorlayacağım hem de Nana'nın oyununu ortaya çıkaracağım. Herkes bu şarkının sözlerini yorumlamaya çalışacak ve Nana'yı fena sıkıştıracaklar. Şoker, ne yapıyorsun burada?
kan perilerim senin yüzünden kaçtı işte. Beste yapıyorum. Bu oyuncaklar ülkesinde en sessiz yer burası olduğu için burada beste yapıyorum. Bir sakıncası mı var? Bana bak Şoker. Yüce Periler Konseyi beni çok sıkıştırıyor. Buranın düzeninin bozulduğundan şikayetçiler. Aa, herkesi bir şan şöhret arzusu sarmış durumda yani. Gorfo geçen gün konseyin odasına dalıp tam bir saat durmadan konser vermiş. İnanabiliyor musun? Konseydekilerin halini düşünmek bile istemiyorum. Herhalde sonsuza dek şarkı falan dinlemezler artık. Nerede o, gördün mü? Görmedim. Görmek de istemiyorum. Şimdi izin verirsen olay yaratacak bestemle ilgilenmek istiyorum. Aman tamam tamam. Zaten ne geldiyse başımıza şu senin şöhret tutkun yüzünden geldi. Ben sanatçıyım Kulina. Beni engelleyemezsin. İçimden gelenleri notalara dökmeme engel olamazsın. Ay of, ne halin varsa gör be. Ah nana, bilseler aslında kimsin? Çok mu yaydık be? Tabii ne olacak? Mücadelelerde yani bir sesi... Oldu mu sana şurası? Evet, buraya. Ya bugün onun oynadığı dizi yok muydu? Hani hep beraber seyredecektik? Daha bir saat sonra falan başlayacak. Ya canım gelirler şimdi, kaygılanma. İstersen cep telefonundan arayalım mı? Cep telefonum. Evet, şirket vermiş. İstedikleri anda ulaşabilmek için. Olmaz öyle şey. Bu yaşta cep telefonu kullanamaz efendim. Ha, geldiler işte. Bu da ne? Emre Bey? Emre Bey mi? Evet, Emre Bey'in imzası gerekiyor. Ben babasıyım. Olur mu acaba? Olur. Bu ne evladım? Plazma TV. Bir dakika. Biz bu televizyonu istemiyoruz. Nasıl yani? Vay! Demek geldi ha. Çok güzel bir şey. Nasıl almamakmış? Çok büyük. Fazla büyük. Bana baksana sen. Bacak kadar boyuna ne işlere karışıyorsun söyler misin? Hiç. Nasıl hiç? Sen nasıl kendi başına gidip alırsın bunu söyler misin bana? Ama baba. Lütfen bunu geri götürür müsünüz? Bir kartınızı bırakın. Ben yarın uğrayıp yetkili kişiyle görüşeceğim. Buyurun efendim. Ya Hakan'cığım çok büyük tepki vermiyor musun? Lütfen. Evimizde televizyon var zaten, öyle değil mi Emre? Ama bu daha iyi bir model. Hem diziyi ondan seyredeceklik. Böyle kocaman. Emre çok oluyorsun ona göre. Yaşının çocuğu gibi davranmazsan külahları değişiriz. Sen nasıl kendi başına boyundan büyük işlere kalkışıyorsun söyler misin bana? Şimdi odana git ve ben söylemeden de çıkma. Ama dizi... Odana dedim. Neyse, yarınki programı sen sakinleşince konuşuruz. Of, sıkıldım senden de ya. Emre, çevrendekilere adam gibi davran. Odana. Uf. Aman önemi yok, gergin biraz. Bugün çok yoğundu, haklı tabii. Aferin benim olgun, anlayışlı kızıma. Dost bildiklerim, kuyumu kazdı. Seni çocuğuma dar, başından attı. Ay çok güzel. Hadi bir daha dinleyelim. Yeter, şimdi kusacağım. Ama YouTube'da ilk beşteyim, ne haber? Şarkım güzel olduğu için değil. Sadece dalga geçip eğlenmek için izliyorlar. İnan bana. Ne fark eder ki? Meşhur oldum ya, ona bak sen. Dalga geçsinler. Şöhret şöhrettir. Bunun nesi var? Ona bakma sen. Starların sağ solu belli olmaz. Aa öyle mi? Bunu öğrendiğim çok iyi oldu. Şu babamı anlamıyorum. Ben onu memnun etmek için çabaladıkça o bana bağırıp ceza veriyor. Ay. Yine geldi. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Şöhretin ve kazandığın para başta baban olmak üzere herkesi rahatsız etmeye başladı bile kankacığım. Şoker, senin burada ne işin var? Asıl senin ne işin var? Bakıyorum, bir ayağın sürekli dünyada artık. Şöhretimi kıskanıyorsun, değil mi? Senin neyini kıskanayım be? Çakma star. İnsanlar sana sadece gülüp dalga geçiyorlar. Ama ben onları etkiliyorum. Hadi. Akıllarını başlarından alıyorum.
Anlıyor musun? Patates kafa. Ünlüyüm ya. Sen ona bak. Bence sen Kulina'nın yanına git bir an önce. Her yerde seni arıyor. Yüce Konsey'e verdiğin o iğrenç konserin yankıları her yerde sürüyor. Seni Texas Tomix'lere çizgi kahraman olarak hapsedeceklermiş. Ona göre. Eyvah, ben gideyim o zaman. Seni çok iyi anlıyorum dostum. Ama starlar hep yalnızdır. Unutma. Amir Emre ya, dinleme şunu. Beyimiz büyümüş de kafasına göre iş yapıyor. Şu hale bak. Biraz fazla üstüne gitmedin mi oğlum? Az bile yaptım. Büyük kendi kararlarını verecek yaşa gelince istediğini yapsın canım. Ama şu anda bu evde benim kurallarım geçer. Haklısın evladım. Ay tamam artık, gidebilirsiniz. Bakın eve geldim işte. İçerideyim. Teşekkür ederim. Tutturdular bize verilen emir böyle. İçeri girene kadar yanınızdan ayrılmayacağız diye. Üf. Hı. Öteki starımız da geldi işte. Ne oldu? Çok mu geç kaldı? Yok canım. Herkes bir şöhretli tutturmuş gidiyor işte. Biliyor musun Emre? Bazen eski sıradan günlerimi çok özlüyorum. Bırak o zaman bu işleri. Sen sussana çitlenbik. Anlamazsın sen bu işlerden. Hayır, ne yapsam yarınamıyorum ki. Şöhretin bedelleri işte bunlar. Göreceksin, yakında ne ailen, ne de arkadaşların. Kimse seni anlamayacak. Koca bir boşluğun içinde kendini hep yalnız hissedeceksin. Sadece sahte yüzleri olan insanlar olacak çevrende. Herkes seni kıskanıp ayağını kaydırmaya çalışacak. Ne acı. Ya. Sen kanıtladın kendini dostum. Artık kimsenin üzerine gelmesine izin verme. Bu saçma akıllarını kendine sakla Şöger, tamam mı? Sen bizim işimize burnunu sokma küçük cadı. Benimle doğru konuş yoksa. Yoksa ne yaparmışsın ha? Dinle de gör. İrkilme beni görünce. Buna dayanamıyorum. Beni dinleme Emre. Hadi gel aşağı inelim. Birazdan dizim başlayacak. Senin babam odadan çıkmamı yasakladı. Olsun gel. Olmaz. Hadi git. Yağmurcuğum, hadi aşağı in. Ben biraz Emre ile konuşmak istiyorum. Peki babacığım. Lina'yı artık hiç takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz. Dünyada da moralimi bozamaz. Haydi sen de çıkar hayatın tadını. Dağıt üstünü, başını, saçını. İçecek tüm bunlar inanamıyorum. Kulina'yı artık hiç takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz. Haydi sen de çıkar hayatın tadını. Dağıt üstünü, başını, saçını. Saçını. Ne oldu Makbuş? Neden herkesin suratı asık? Bir şey yok kızım. Baban Emre'ye kızdı biraz. Nana ne kadar güzelsin. Nasıl geçti çekimin? İyiydi ama biraz yoruldum ve sıkıldım. Etrafımda bu kadar insanın olmasına, hepsinin sürekli benimle ilgilenmesine alışamadım daha. Üzülme, yakında alışırsın. Emre her gün okulda temsilse bile zor çıkıyor. Çekilen fotoğraflarında yanında olan var mı? Birkaç tane verdiler. Göstersene. Tamam. Çok güzel çıkmışsın. Ay ne kadar güzel çıkmışsın. Teşekkür ederim. Özge, gel bakayım buraya sen. Hadi biz gidelim artık. Ama dizi? Evde izleriz artık. Ama yarının programını Emre ile konuşacaktık. Sabah konuşursunuz. Hadi iyi geceler. Hakan'a sıkılıp gittiğimizi söylersiniz artık. Selam da söyleriz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler canım. Bak bak gördün mü? Makmış bak çok güzel. Ya ne güzel. Ah canım benim. Ama neden bu kadar kızdığını anlamadım babacığım. Ben sevinirsin sanmıştım. Sorun da burada Emre. Anlamıyorsun bir türlü.
Sen bu kadar büyük bir şey alacak yaşta değilsin. Büyükler için bile şöhreti ve parayı taşımak çok zordur oğlum. Hele senin yaşında bir çocuk için bu kaldıramayacağın kadar büyük bir yük. Hayır, benim için yük değil. Ben dizide oynarken çok eğleniyorum. Nesi kötü bunun? Haklısın ama sana bunu şimdi anlatmam çok zor Emre. Bir an önce bu işe bir son vereceğiz. Derslerinin durumu da belli zaten. Babacığım lütfen diziye devam etmeme izin ver. Göreceksin, derslerimi dört elle sarılacağım. Hem diğer konularda da dikkatli olacağım, söz veriyorum. Ama... Yalvarırım babacığım ya, lütfen lütfen yalvarırım. Göreceksin, seni kızdıracak hiçbir şey yapmayacağım. Söz mü? Erkek sözü. Peki, anlaştığımıza göre gidip şu diziyi bir izleyelim bakalım. Babacığım benim. Oğlum. Zaten sonra sana nasıl baba diyebilirim? Affet oğlum. Yalvarırım beni affet. Asla asla itmeyeceğim, anlıyor musun beni? Asla. Ay aferin Emre, pek güzel oynamışsın valla. Ay vallahi çok dokundu bana. Demek o hayırsız senin babanmış, o olsun, iyi yaptın. Sen onca yıl arayıp sorman şimdi mi geldi aklın başına? Makbuş, film bu, film. Şakacıktan, gerçek değil yani. Ama oğlum, biliyoruz herhalde, dalga geçmesene. Nana, sen de mi? Ne yapayım? İçime dokundu işte. Aferin Aslan oğlum, çok güzel oynamışsın. Emreciğim, sonraki bölümde ne olacak? Söyleyemem, yapımcı kimseye söylemeyin diye çok sıkı tembih etti. Bak sen şu bacaksıza, yapımcısının sözünü de dinlermiş. Emre'nin oynadığı bölüm bizim için çok önemliydi. Emre diziyi bambaşka bir yere taşıdı. Üstelik bu hafta ilk beşe girdik. Ne kadar güzel. Ancak bir iki bölüm sonra Emre'ye izin verirseniz çok sevineceğim. Yani o daha küçük bir çocuk, aklı hemen karışıyor. Üstelik dersleri de hiç iyi değil. Kaygılarınızı anlıyorum. Ancak elimizde sözleşme var biliyorsunuz. Öyle canınız istediğinde bir sıkıldık gideceğiz diyemezsiniz. Emre bu dizinin can damarı haline geldi. Anlıyorum ancak... Emre'ye biraz zaman verin. Bu dünyaya kolaylıkla alışacaktır. Siz de zorluk çekmeyeceksiniz, inanın bana. Ona bir şans verin. Tamam, bunu düşüneceğim. Teşekkürler buraya kadar geldiğiniz için. Ne demek, görüşürüz efendim. İyi, İyi günler. İyi günler. Günler. Ne oldu abicim? Yok bir şey. Ay gözlerime inanamıyorum. Ne oldu? Şuraya bak, Nana değil mi bu? Evet o. Öf Merve, çeksene şu dergiyi ya, ne gözüme sokuyorsun? İyi iyi, aman be kızma. Çok güzel çıkmış vallahi. Çok teşekkür ederim. Bu böyle olmayacak. Hiç profesyonelce değil. Nana'nın fotoğrafçısına söyleyin de seni birkaç pozunu çeksin. Hayranlarına onları imzalayıp dağıtırsın. Doğru söylüyorsun. Şu hale bakın. Özge bir anda Emre'nin en yakın arkadaşı oluverdi. Emre beni paraya ve şöhrete değişti. Çok acımasız bir hayat bu. Üzülme arkadaşım, üzülme. Telefon çalıyor. Buyurun, Emre Bey'in telefonu. Ben asistanıyım. Anlıyorum. Ancak Emre Bey şu anda meşgul. Kendisini ileteceğim. Biz size döneriz. Teşekkürler. Cips reklamında oynamanı istiyorlar. Bir yere not et. Bunu düşünelim. Parası iyi mi acaba? Herhalde. Şaka gibisin Emre. Hadi yürü. Hadi kantine gidelim de hepinize hamburger falan ısmarlayayım. Öyle tatili bitmek üzere. İstemez. Biz yedik. Şu okulun kötü yemeğinden mi yediniz? Hiç de kötü değildi. Emre, istersen telefonla pizza söyleyebilirim. Okula sipariş vermek yasak Özgeciğim. Kimse beni bırak, kantine gelmiyor mu? Biz geliyoruz. Peki abla, siz bilirsiniz. Sinir şey yok. Evet.
Merhaba. Merhaba. Simge'ye bakmıştım ama. Buyurun oturun, birazdan gelir. Nana'yı iletmesi için bir çek verecektim. Arabayı kötü bir yere bıraktım da hemen çıkmam lazım. He, Hakan Bey'in odasına baktınız mı? Hayır, o zaman ben bir oraya bakayım. Fırat Bey, bu fotoğrafları siz çektiniz değil mi? Evet. Beni de çeksene. Çok güzel çekmişsiniz. Bana şöyle bir alıcı gözüyle bak, 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 bak. Nasılım? Benim daha görünmeyen ne cevherlerim var bir bilseniz. Ben... Lütfen, kurtar beni bu hayattan. Ben de top model olabilirim. Hem üstelik benim boyum 1.75. Nana gibi cüce de değilim. Ondan olursa benden hala öyle olur. Tamam, oldu. Bakarız tabii. Bir dahaki sefere konuşalım bu konuyu. Görüşürüz. Ah, bu bendeki güzelliği alımı, çalımı bir gün keşfedecekler ama. Allah'ım, tez göster o günleri inşallah. Gençliğim çürüdü. Şuraya, bir de şuraya. Of, görüyor musun sen şu saf kızdaki talihi? Gerçekten şaşırtıcı. Bu kadar kısa zamanda her yerde onun resimleri var. Annem Allah çirkin şansı versin derdi hep. Ne kadar doğruymuş. Nana çirkin mi yani? Benimle kıyaslandığında. Vallahi bence çok güzel. Şuraya bir baksana. Aman o Fırat'ın başarısı canım. Merhaba Simge. Merhaba. Biz de senden bahsediyorduk. Kötü değildir umarım. Olur mu öyle şey? Nana'nın çekini getirmiştim. İletir misin? Hakkına ver istersen sen çeki. Olur. Vay canına. Evdeki herkes benden çok para kazanmaya başladı. Bir günlük çekim için bu fiyat ha? Tabii. Ay Hakan, vallahi senin de dünyadan haberin yok ha. Kız büyük bir reklam kampanyasının yeni yüzü oldu. Ay daha bu ne ki? Nana'nın cep telefonu yok mu? Hayır. Tuhaf ama yok. Gerçekten tuhaf. Kendi de Paris'te tuhaf zaten. Paris'te iş yapan Murat diye bir arkadaşım var. Kendisi ünlü fotomodellerin menajerliğini yapıyor. Buradaymış. Nana ile onu bir tanıştırmak istiyorum da. Tamam. Birazdan evi arayıp haber veririm. Eğer uygunsa akşamüstü burada buluşabiliriz. Tabii sizin için de bir sakıncası yoksa. Yok canım, olur mu? O halde ben kaçtım. Görüşürüz şimdi. Görüşürüz. Fırat. Benim fotoğraflarım... Ha, aklımda. Yeni bir şey çıkarsa mutlaka değerlendireceğim. Görüşmek üzere. Sağ ol canım. Bakıyorum da fotomodelliğe dönme fikri sana bayağı cazip gelmeye başladı. Neden olmasın? Piyasayı bu yeni yetme şebeleklere bırakacak değilim herhalde. Unutma, benim güzellik yarışmasında üçüncülüğüm var Hakan'cığım. Durdur arabayı. Bekle. Peki efendim. Seni var ya seni. Seni var ya seni. Çok güzel oldu. Gidebiliriz. Mutluluktan uçuyorum. Gerçi önceden uçuyordum ama olsun. Ünlü oldum, ünlü. Arkadaşlar, size bir şarkı söyleyeyim mi? Dinleyin. Başlıyorum. Hayır! Nereye gidiyorsunuz? Beni dinleyin. Ay şu hale bak. Bu yaştan sonra çocuk gibi azarlıyor beni konsey üyeleri. Neymiş efendim? Buranın düzeni iyice bozulmuşmuş. Herkes dünyaya gidip ünlü olmak peşindeymiş. Çok biliyorsanız gelin kendiniz yönetin canım. Meraklıydım sanki bunca sorunla uğraşmaya. Yüzüm yumuşak, kimseye sözümü dinletemiyorum. Sonunda fırçayı ben yiyorum. Şeytan diyor, çek git yerleş dünyaya. Ne halleri varsa görsünler. Ne olacak canım? Kanalların birinde yaparım bir kadın programı, olur biter.
O kadarını da beceremeyecek değilim ya. İlişkilerle ilgili tavsiyeler veririm. Sonra güzellik sırları. Senin de hayallerin bile ünlü olmak üzerine Kulina. Oturayım da evimin kadını olayım demiyorsun. Ne o televizyona falan çıkmak ha? Çok konuşma Çenebaz. Zaten moralim bozuk. Pardon Kulina. Otur yerine. Vallahi yolarım o tüyleri tek tek ona göre. Ya Kulina, bu Korfa'dan hiç rahat yok. Evet. Bizi yakaladı, yerde şarkı söylüyor. Evet. Hey, bakın size yepyeni bir şarkı. Dünyada duymuştum. Dertli gönüllere giren. İşte benim Zeki Müren. İşte benim Zeki Müren. Dertli gönüllere giren. Oh be, biraz kafamızı dinleyelim. Teşekkürler Kulina. Bir şey değil. Emre, bizim sonraki bölümde ne olacak? Ne bileyim, hem bilsem de söylemem zaten. Neden? Yapımcıyla anlaşmamız vardı ondan. Hadi arkadaşlar, görüşürüz, tamam hadi. Benim sahnelerim bitti, çıkıyorum. Sen ne yapacaksın? Sınavım var. Geçen gün reklam filminde oynadığım dansçı kızlarla buluşacağım. Okuldan sonra sen de bize katıl istersen. Eve gitmem gerek. Babamlarımızı iyi tutmaya çalışıyorum. Siz bize gelin. Çılgın bir ev partisi olur. Olabilir. Kızlarla bir konuşayım da. Telefonlaşırız. Görüşürüz, görüşürüz canım. Ne? Of. Ben bakarım. Aha. Efendim? Aa, merhaba, evet. Benimle mi? İyi de benimle neden röportaj yapacaklar? Tamam, tamam. Aa, oraya mı geleyim yani? Tamam, görüşürüz. Ne olmuş kızım? Bir dergi için benimle röportaj yapacaklarmış. Bir de bir menajerle tanışacakmışım. Ah, hadi hayırlısı. Ah nanacığım, her şey o kadar çabuk oldu ki. Çok korkuyorum başına bir şey gelecek diye. Canım ne gelecek? Hem şirkette yapacaklarmış röportajı. Anladım da kızım, ne bileyim. Bu işler sana göre mi? Daha dünyayı, insanları yeni yeni tanıyorsun. Aslına bakarsan ben de korkuyorum Makbuş. Canım, bu kadar ödek olmana ne gerek var? Hadi oradan şarkıcı bozuntusu. Aa, öyle deme nineciğim. Bozuluyorum ama. Bozulursan bozul. Kulina tamir eder seni nasıl olsa. Nanacığım, artık ikimizin de amacı aynı. İkimiz de şöhret basamaklarını hızla tırmanmaya başladık. Ben de sana iş teklif etmeye geldim. Boşuna zahmet etmişsin. Aa, yeni şarkımın klibinde oynamanı istiyorum. Aman ne şahane. Ama şarkımın sözlerini duyunca fikrini değiştireceğinden eminim. Başka dünyadan geldi. Na 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 na. Oyuncak mı peri mi? Na 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 na. Yalancının biriydi. Na 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 na. Bana bak Şoker, neyin peşinde olduğunu bilmiyorum ama bu şarkıyı asla söylemeyeceksin. Nedenmiş? Bence aranjmanı tamamladıktan sonra listelerde bir numara olacak. Hanımefendinin bir röportajı eksikti. Her şey senin yüzünden bu noktaya geldi Merve. Ay ben ne dedim ayol? Fırat aradığında ne dediğini tam anlasaydın, işlerin bu noktaya gelmesine asla izin vermezdim. Ben ne dedim ya? Bana fotoğraflar onaylandı, tamamdır dedi, o kadar. Bahsettiği fotoğrafların Nana'nın olabileceği aklımın ucundan bile geçmezdi ki. Yani ben ne yapabilirim? Günah koyunu neden ben oluyorum? Günah keçisi o bir kere. Her neyse. Hem sen Nana'dan kurtulmak istemiyor muydun? Tamam işte. O ünlü bir model olunca zaten Hakan Beylerle de yaşamaz ve sonsuza dek ondan kurtulursun. Aa, dur bir dakika. Ben olayı hiç bu yönüyle düşünmemiştim. Ya. Ay ama aramızda kalsın. Yine de ben onu çok kıskanıyorum. Bu kampanyaya benim yerime onun seçilmiş olması beni delirtiyor. Ay şimdi paraya para da demeyecek. Ay ne diyecek acaba? Ay keşke onun yerinde olabilseydim. Hem ben ondan daha uzun ve daha gösterişliyim. Bu dünya haksızlıklar üzerine kurulu vallahi. Ah. Ama neyse, her şeye rağmen ondan kurtuluyorum. Ne hali varsa görsün.
O burada kaldığı müddetçe bizim evlilik işimiz sadece rüyalarda kalacak. Bir an önce yaşamımızdan çıkmalı. Bir an önce. Başka dünyadan geldi. Na 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 na. Oyuncak mı peri mi? Na 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 na. Bu şarkıyı söylemene asla izin vermeyeceğim. Anlıyor musun? Şoker Bey evladım. Hani şan şöhreti bulunca nanayı rahat bırakacaktın? Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarabilir nineciğim. Ama bana asla sökmez. Hemen buradan git Şoker, hemen çabuk. Neden kapıya bakmıyorsunuz? Aa, deli mi ne? Kayboldu açalım. Sen tava yemeyeli çok oldu. Kaşınıyorsun ama ha. Açmıyoruz çünkü senin burada olduğunu kimsenin bilmesini istemiyoruz. Anladın mı? Ama bakın nasıl da ısrarla çalıyor. Aa, ya ne yapıyorsun? Gel buraya gel. Yapma. Aa, 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 aa. Tarkan Bey, Tarkan Bey. Aklışını bırak. Bırak diyorum. Tarkan Bey. Ne yapıyorsun? Yapma. Ne zamandır berabersiniz? Çok uzun zamandır. Ama siz de az değilsiniz. Yakaladınız bizi. Ne diyorsun sen? Biz beraber falan değiliz. Yalan söylüyor. Akmuş bir şeyler yap. Evladım çıkın bakayım dışarı. Bu yaptığınız haneye tecavüzdür. Evlilik ne zaman acaba? Ne evliliği ya? Vallahi çocuklar ben teklifimi yaptım. Ama kız tarafı biraz nazlı. Öyle değil mi nanacığım? Yeter artık Şoker. Şoker. Bana taktığı isim ne kadar tatlı öyle değil mi? Aslında önceleri Şeker diyordu. Ama bu zamanla Şoker'e dönüştü. Siz Nana Hanım'a nasıl hitap ediyorsunuz? Ben ona bez bebeğim diyorum. Nasıl ama? Çok romantik. Ay, çıkın evladım çıkın Allah aşkına. Vallahi polis çağıracağım. Ahnan adlı bir şarkı üzerine çalışıyor musunuz? Yılın parçası olacak diye iddialarınız var. Hayır, hayır böyle bir şarkı olmayacak. Olmayacak. Yapma, arkadaşlar ama Nana'ya yapacağım sürprizi bozdunuz. Bırak. Benim ona evlilik hediyem olacaktı o şarkı. Ay yeter, yeter artık. İlişkinizin de göz önünde olması ilişkinizde ne gibi zorlukları neden oluyor? Yeter artık be yeter. Hadi dışarı. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Evlilik arefesinde gergin biraz kendileri. Ay. Seni mendebur şeytan seni. Hoşçakal. Hoşçakal. Sınavın nasıl geçti? Tek kelimeyle rezalet. İşte bu çok kötü oldu. Seni mutlaka çalıştırmam gerek. Daha profesyonel bir öğretmen tutmalıyım. Seni çalıştırmanla olmaz. İyi de hiç çalışmadık ki. İnan bana çok iyi öğretirim. Sanki zamanımız varmış gibi. Bütün gün benimle berabersin, görmüyor musun? Uf canım sıkıldı bak. Şu gileyi bir yarasana. Alo, Gülay. Bir dakika. Alo, Gülay ne haber bebeğim? Evet çıkıyorum şimdi. Siz ne yaptınız? İnanamıyorum. Kızım uçmuşsunuz siz ya. Ha bak ne diyeceğim. O zaman ben eve geçiyorum. Siz de bana gelin tamam mı? Evet adresi biliyorsunuz zaten. Takılırız işte müzik falan dinleriz. Tamam canım öptüm bebek. Hey bizi arabayla eve bırakacaklar. Siz de gelsenize. İstemez. Biz sıradan insanlar gibi servise gideceğiz. Ne oluyor ya? Deli gibi kıskanıyorlar seni. Bu kadar belli edilir yani şaka gibi. Bence de. Ne yapacağım ben şimdi? Aman ne bileyim kızım. Bu Şoker ne yapıp yapıp senin huzurunu kaçıracak bir şey yapıyor işte. Ya Hakan'ın kulağına giderse? Giderse ne demek? Bu akşamdan tez yok. Bütün gazetelerde, bütün kanallarda çıkar artık. Gerçekten mi? E tabii kızım. Bunlar paparazziler. Affetmezler vallahi. Ah kızım sen iş yerine gitmeyecek miydin? Bu kargaşada unuttum onu. Hemen gidiyorum. Üstümü de yolda değiştiririm. Aa gitti bile. Aa yanıt vermiyor. Bu Volkan bir şeyler çeviriyor ama ne olduğunu çözemedim. Merak etme. E Volkan bu işte. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz ki. Aa hoş geldin nanacığım. E geç otur şöyle. Hemen şimdi gelirler. Peki. (Gülüyor)
Şoker de Gorfo da bu şan şöhret olayına kafayı çok fazla taktılar. Ama oyuncaklar ülkesinden birinin bu kadar ünlü olması bence çok hoş bir şey. Şoker'in şarkısı çok güzel. İyi de yeni bir şarkı yapmış, Nana'ya ithaf etmiş. Bu şarkının altında yatanlar anlaşılırsa bu Nana'nın sonu olur. Yok canım, kim anlayacak? Şoker bence Nana'yı tedirgin etmek için böyle davranıyor. Yoksa amacı ona zarar vermek değil. Öyle mi dersin? Tabii tabii. Neyse ki kütüphanedeki sihirli nota kitabını bulamamış. Sihirli nota kitabı mı? Sihirli nota kitabı mı? Hı hı. Bu kitabı ele geçirip bunlarla müzik yapsaydı herkesi etkisi altına alırdı, inanabiliyor musun? Ama onu kütüphanede öyle bir yere sakladım ki hayatta bulamaz. Sakın kimseye söyleme, tamam mı? Neyi? Aferin, aferin. Nerede bu sihirli nota kitabı? Mutlaka bulmalıyım. Yaratıcılığım bir şarkıda bitti. İkinci şarkıyı bile bitiremiyorum. Mutlaka o kitabı bulmalıyım. Yoksa şanım, şöhretim, her şeyim ellerim arasından kayıp gidecek. Nerede bu? Neredesin ey zalim peri? Gittiğin o günden beri ne çiçekler açtı, ne Charleston biberi. Böyle giderse bu şöhret hikayen kısa sürecek Şoker'e, ne dersin? Hiç de bile. İnsanlar böyle anlamsız sözlere bayılıyorlar. Sadece kafiyeli olsun yeter. Burada çalışmana izin verdim ama dağıtmana izin vermedim. Çalışırken adeta kendimi dağıtıyorum. Biz sanatçılar işte böyle bohem takılıyoruz kuline. Ama merak etme, ben şimdi hepsini hallederim. Anlamaz olur muyum canım? Tabii ki anlıyorum. Ayol, bende de sanatçı ruhu var. Ben gideyim de sen çalış bari Şoker. Güle güle git kuline. Anca gidersin. Nerede bu? Evet, Nana'nın macerası nasıl başladı acaba? Macera? Yani bu kampanyanın yeni yüzü nasıl oldu? Bilmem ki. Tesadüf müydü her şey? Sayılır, yani evet. Aslında ben başta istemedim ama... Peki, nasıl bir çocukluğunuz oldu? Ailenizden bahseder misiniz? Ben... Güzel bir çocukluğum oldu. Ben... Biraz ara verebilir miyiz? Tabii. Tamam. Emre evladım. Efendim? Neden kardeşinle gelmedin? Ne yapayım? O benimle gelmek istemedi. Benim de servise binecek halim yok herhalde. Ben açarım. Aman, siz miydiniz ya? Beğenemedim mi? Bak Emre, istediklerini getirdim. Makbu, şunları hazırlar mısın? Emriniz olur Emre Bey. Bacak kadar boyuyla adam oldu da başımıza. Tövbe estağfurullah. Hah, geldiler işte. Oo, hoş geldiniz. Merhaba. 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 Kızlar, Emre'yi zaten tanıyorsunuz. Bu da asistanı Özge. Eviniz çok şirinmiş. Mersi, yakında taşınacağız ama. Daha büyük havuzlu falan bir yer bakıyoruz. Öyle mi? Ayakta kalmış, otursanıza. Gel Gülay, sen şöyle otur. Siz böyle, keyfinize bakın. Çok kötüydü değil mi? Hayır canım, çok normal. Bu senin daha ilk röportajın. Ayrıca hiç de kötü değildi. Sürekli kekeledim ama. İyi de bu bir dergi için yapılan röportaj, hiç önemi yok bence. Yok, ben bu işleri kıvıramayacağım galiba. Aa, hiç öyle şey olur mu canım? Daha cemisin de ondan. Ben güzellik yarışmasında üçüncü olduğumda ilk röportajımda öyle heyecanlanmıştım ki senin kadar bile konuşamamıştım. Gerçekten mi? Evet. Rahat ol, sakinleş biraz. Harika bir yüzün var. Ve inan bana, çok ama çok iyi bir gelecek seni bekliyor.
Bak birazdan menajerlik yapan arkadaşı Murat'la buluşacağız. O seni rahatlatır inan bana. Kendini ona bırak yeter. Kısa zamanda her şey değişecek. Nana düşünsene, artık burada değil Paris'te yaşayacaksın. Ay ne kadar güzel. Paris mi? Ama ben burayı çok seviyorum, gitmek istemiyorum. Aa olur mu? Burada bir yere kadar gelebilirsin Nanacığım. Simge doğru söylüyor Nana. Şimdi arkadaşımla buluştuğumuzda her şey aklına yatarsa anlaşmayı imzalayacaksın. 5 yıllık bir kontrat. Nasıl? 5 yıl mı? Hı-hı. Hadi hadi Nana, başına talih kuşu kondu. Dostum nasılsın? Hey Şoker. Şşt, Tarkan sandal hoppa. Tamam tamam. Elin hey kızlar, buraya bakın. En yakın arkadaşım. Tarkan İnanamıyorum. Kulina'yı artık hiç takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz. Haydi sen de çıkar hayatın tadını. Dağıt üstünü, başını, saçını. Geçecek tüm bunlar. İnanamıyorum. Kulina'yı artık hiç takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz. Haydi sen de çıkar hayatın tadını. Dağıt üstünü, başını, saçını. 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 Yağmakmış. Evren nasıl bu kadar çok değişebildi? Onu tanıyamıyorum gerçekten. Dersleri de bir facia yani. Belki de baban dizide oynamasına karşı çıkmakta haklıydı. Baksana Zıpır'ın teki olup çıktı. Ama her dizide oynayan onun gibi olmuyor ki. Bizimkisi şöhreti taşıyamadı besbelli. Makbuş düşünsene, en yakın arkadaşı Özge ve Şoker. Başına taş düşmüş onun. Bence de. Nana? Yepyeni bir hayata başlayacaksın şimdi öyle mi? Aslında ben yani... hadi çıkmıyor muyuz? Tamam canım çıkalım. Hakan Bey, bugün hiç Volkan'la konuştunuz mu acaba? Hayır, telefonunu açmıyor. Öğleden sonra da hep kapalıydı. Ay ben de ulaşamadım da, acaba başına bir şey mi geldi diyorum. Ay yok canım, daha neler. Evi arayıp annesini de telaşlandırmak istemedim. Ya boşuna telaşlanıyorsunuz. Ne olacak canım? Volkan işte bu. Bir yerlerde takılıp kalmıştır yine. Ben onu akşam arayıp seni aramasını söylerim. Yok canım. Ben bir iki tane evrak vardı, onlarla ilgili şey etmiştim, yoksa değil yani. Hadi çıkalım. Volkan. Yine bir atlar karıştırıyorsun ama sen nasılsa kokusu çıkar ortaya. Ömrümü yedin ya. Ne demek oluyor bütün bunlar, söyler misin? Baba. Ay. Makbuş üzülme. Evri bunu çoktan hak etti. Haklısın. Kendini ne sanıyorsun sen? Hollywood yıldızı mı? Eve davet ettiğin kızlar kaç yaşında, sen kaç yaşındasın? Haberin var mı?
Oldu olacak havuz partisi de verseydin. Yok. Yarın yapımcıyla konuşuyorum. Bir yolunu bulsunlar. Ve seni bu diziden çıkarsınlar. Artık seni şu diziden nasıl yok ederler bilemem. Gerekirse tazminat bile öderim. Ama oğlumun gözümün önünde bu hale gelmesine asla seyirci kalamam. Beni anlıyor musun? Ama baba, benim istek filmin hiç önemi yok mu? Hayır efendim. Böyle davrandığım müddetçe de olmayacak. Sen öncelikle derslerini düşünmelisin. Beyefendinin aklı beş karış havada. Derslerimi düşünüp ne yapacağım ki? Sen okudun da ne oldu baba? Sabahtan akşama kadar çalışmak zorundasın. Oysa ben hem eğleniyorum, hem herkes beni tanıyor, hem de para kazanıyorum işte. Yazıklar olsun sana Emre. Senden bu sözleri hiç beklemezdim. Demek ben oğluma hiçbir şey verememişim. Ne acı. Ya baba, öyle demek istemedim. Sana artık hiçbir şey söylemiyorum. Ne halin varsa gör Emre. Ya babacığım, ben öyle demek istemedim. Ağzımdan kaçtı. Evladım, ne oldu? Yok bir şey. Hadi çitlenme. Ben seni yatırayım, gel. Çok çok çok. Magazin muhabirlerimiz yılın aşkını ortaya çıkardı. Son dönemin aniden parlayan popstarı Tarkan Sandal'la yeni reklam kampanyasıyla billboardları süsleyen güzel model Nana'yı birlikte görüntüledik. Ahman adlı bir şarkı üzerine çalışıyormuş. Yılın parçası olacak diye iddialarımız var. Arkadaşlar, ama Nana'ya yapacağım sürprizi bozdunuz. Benim ona evlilik hediyem olacaktı o şarkı. Bütün bunlar tamamen yalan Hakan. İnan bana. Onun bu evde ne işi var? Hiç. Sadece bu bir oyun, anlamıyor musun? İnan, benimle alakası yok. Bu senin hayatın. Beni hiç ilgilendirmiyor, ne yaparsan yap. Ama... Dilediğin gibi yaşamakta özgürsün. Açıklama yapmak zorunda da değilsin. Ama... Ah yavrucuklarım, ah! Bir laf söz dinlemiyorsunuz ki. Şoker'le görüntülerimiz televizyondaydı. Hakan çok üzüldü galiba. Ben de babamı üzecek çok kötü şeyler söyledim. Makbuş, bu şöhret çok da güzel bir şey değil galiba. Galiba. Sizce babam beni affeder mi? Öğretmeninle konuştum Emreciğim. Ne yazık ki karnene iki tane zayıf gelecek. Devamsızlığın da çok, bir de bu dizi işi çıktı. Biliyorsun, ikimiz de babana etkilemeyecek derslerini diye söz vermiştik. Şimdi babana karşı da mahcup duruma düştüm. Ben de öğretmenim, çok üzgünüm. Öğretmeninle konuşup pazartesi günü seni iki dersten de telafi sınavına almasını rica ettim. İnşallah bu kez yüzümü kara çıkarmazsın. Hafta sonu çok sıkı çalış, olur mu? Peki öğretmenim, ama hafta sonu dizi çekimim var. Sen bilirsin anne. Ama bir tercih yapmak zorundasın. Ya bu dizi işlerine bir son verir, okuluna, derslerine asılırsın... ...ya da ilkokulu bile bitirememiş bir oyuncu olursun artık. Nasıl olacaksa.
Nerede bu sihirli nota kitabı? Onu bulamazsam dünyadaki şöhretim tamamen biter. Artık beste yapamıyorum. Halkım benden Ahnana şarkısını bekliyor. Şu sihirli kitabı bir bulursam beste falan yapmama da gerek kalmaz. Sihirli notalarla herkesi etkim altına alabilirim. Nerede bu? Merhaba Şoker. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Çalışıyorum. Beste yapıyorum. Görmüyor musun? Şu sanatçıların işine de akıl sır ermiyor gerçekten. Şey Şoker, kütüphaneyi kapatmam gerekiyor da. Birazcık daha izin ver sevgili kurşun asker de. Şu bestemi bitireyim ha? Beste yapmak çok mu zor Şoker? Oo, hem de nasıl? Aslında senin işini kolaylaştıracak bir şey biliyorum. Ama bunu sana söylemem doğru olur mu bilemiyorum. Aşk olsun. Biz seninle eski dostuz. Kesinlikle aramızda kalacağından emin olabilirsin. Eski dostuz değil mi? Tabii. Bir dakika. Bir dakika. Al. Bak sana imzalı bir fotoğrafımı vereyim. Bundan kimse de yok. Hadi söyle bakayım. Neymiş o işimi kolaylaştıracak şey? Sihirli nota kitabı. Piero bana kitabın yerini söyledi de. Teşekkür ederim. Ama benim ilham perilerim, benim sanatım, benim yaratıcılığım bana yetiyor da artıyor bile. Sihirli nota kitabına falan ihtiyacım yok. Ben sanatımla bir yerlere gelmek istiyorum. Şoker, gerçekten bazen herkesin sana haksızlık yaptığını düşünüyorum. Sen çok değerli bir şahsiyetsin gerçekten. Mersi cicim. İstediğin kadar çalışabilirsin. Teşekkür ederim. Şey, kurşun asker, sen bu sihirli kitabı gördün mü hiç? Yoo. Sadece şey için sordum. Bir müzik ansiklopedisi yazıyorum da içeriğini merak ettim kitabın. Bu ansiklopedide o kitaptan da bahsetmek isterim. Kitap dehlizdeki sihirli sandığın içindeymiş. Belki bir göz atarım. Ben seni rahat bırakayım da sen beste yapmaya devam et Şoker. Sağ ol canım. Güle güle. Anca gidersin. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. İşte bu kadar. Anana. Dehliz. Karne zaman çok yaklaştı. Eğer notların hepsi pek iyi olursa babam bana bir şirket alacak. Keşke bir an önce üniversiteye başlasak. Sen ne olmak istiyorsun? Çocuk doktoru. Ben bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Ben resim öğretmeni ya da mimar ya da hemşire olmak istiyorum. Yani Yağmur, bir karar ver istersen. Ben de çocuğum olmak istiyorum. Çocuk ruhun gıdasıdır. Ama konservatuar sınavını kazanmam gerekiyor. Evet, oyuncu olmak için konservatuara gidiliyor. Ama ilk önce liseyi bitirmek gerekiyor. Babaannem cahillik çok kötü bir şey diyor. Okula hiç gitmemiş, biliyor musunuz? Ne? Okula gitmemiş mi? Ya gitmemiş. Cahillik bu dünyadaki en kötü şey. Her kötülüğün başı cahillik diyor. Emre, hafta sonu programını aldım. Git başından ya. Bahçede oynayalım mı? Biz yemeğe gidiyoruz. Ama sen okulun kötü yemeklerini sevmediğin için gelmezsin herhalde. Sayın Emre Ertürk. Doğru. Programı ne yapacağız? Of ya, bir git. Görüyor musun? Bak saat kaç oldu, hala gelmedi. Kim gelmedi? Ya kim olacak? Volkan. Ay Merve, bozdun vallahi sen de bu Volkan'la ha. Ay bozarım tabii. Kaç gündür ortalarda yok. Kesin bir şeyler çeviriyor. Ama anlayana aşk olsun. Akşam Hakan da evinden aradı ama yanıt vermedi. Bak görüyor musun? Merhaba Simge. İhale dosyası hazır mı? İşte burada. Bana merhaba yok mu Volkan? Ne bileyim, senin sağın solun pek belli olmuyor da. Ya aşk olsun ya. Ben burada senin için meraktan öleyim. Sen neler diyorsun? Neden merak ediyormuşsun canım? Kaç gündür doğru düzgün işe gelmiyorsun. Sonra aradığımızda sana ulaşamıyoruz. Telefonun hep kapalı. Merak ettik seni Volkan. Bir şeyin yok değil mi? Yok canım. Ne olabilir ki? Yani can sıkıcı bir şeyler falan.
Biraz yorgun gördüm seni de. Yok, aksine. Hayatımdan hiç bu kadar memnun olmamıştım. Kendi benliğimi buldum adeta. Ya. Simge. Volkan ruh ikizini mi buldu acaba? Bak buna katlanamam işte. Ben bunun neler karıştırdığını, ne yapıp edip öğreneceğim ama. Ay, burası da amma karanlık canım. Neyse, tırsmamak için şarkı söyleyeyim bari. Geçecek tüm bunlar, inanamıyorum. Gülle'yi artık hiç takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz. Notalar kitabı. Alo? Evet benim. Evet. Fırat sizden çok bahsetti. Anlıyorum. Ben Nana'yı buraya çağırayım isterseniz. Anlaşma hazır öyle mi? Peki söyleyeceğim Murat Bey. Tamam, görüşmek üzere. Ne bu abicim ya? Yüzünden düşen bin parça. Neredesin sen Volkan ya? İşi öyle bir salladın ki inanılmazsın yani. Telefonlarımızı açmıyorsun. Evde de yoksun. Özür dilerim karıcığım. Dalga geçme oğlum ya. Merak ediyorum seni. Neler karıştırıyorsun yine? Sen beni boş ver de. Asıl senin neyin var onu söyle. Kimdi o telefondaki? Murat Bey. Nana'nın müstakbel menajeri. Bugün Nana imzayı attıktan sonra her şeyinden artık o sorumlu olacak. Şans işte. Allah yürü ya kulum dedi. Bizde de ne yetenekler var ama kimsenin umurunda değil. Ne e'si? Bu duruma pek sevinmişe benzemiyorsun. Yok canım. Kızın başına talih kuşu kondu. Ama onu belki de hiç göremeyeceksin. Paris, Londra, Milano, defileler, reklam çekimleri. Volkan, ben onun gitmesini... istemiyorsun değil mi? Yok, öyle değil de... Tabii onun geleceği bu. Ben karışamam. Ama ben onun... Hakan, kıvırma lafı işte. İstemediğini biliyorum. Tamam, istemiyorum. Ne var? Ha, şöyle. Hadi şimdi bana sen neler karıştırdığını söyle. Ben mi? Hiç. Ne kadar güzel. İşte bu kadar. Bunları böyle büyüleyebildiyse müziğim, tüm dünya beni baş tacı yapacaktır. Yaşasın. Devam edin. Çok güzel. Tamam evladım, tamam. Şimdi söylüyorum, tamam. Ne olmuş Makbuş? Ah, Murat Bey seninle anlaşma imzalamak için şirkete gelecekmiş. Hakan da Nana buraya gelsin dedi. Makbuş ben ne yapacağım? Ne yapacağım var mı evladım? Başına devlet kuşu kondu baksana. Ama ben daha gerçek bir insan bile değilim. Hem sensiz çocuklar olmadan, Hakan da olmadan... Yalnız başımın çaresine nasıl bakarım ben? Ama kızım böyle bir şans da insanın başına bir kere gelir. Böyle bir fırsatı tepemezsin sen. Şan, şöhret, bol para. Bunlar çok mu önemli? Önemli olması olur mu kızım? Yine de sizlere duyduğum sevgi benim için daha önemli. Tabii canım. İşin arası başka tabii. Sevginin önüne değil şan, şöhret, para. Hiçbir şey koyamazsın anacığım.
hiçbir şey koyamaz. Ne oldu? Konuştun mu? Evet. Ben yerine bölümü yetiştirmek zorundayım. Yapabileceğim bir şey yok. Emre'nin sınavı falan beni ilgilendirmez dedi. Uf, ne yapacağım şimdi ya? Üzülme, ben seni çalıştırırım. Üf, ne zaman iş programını görmedin mi? Tüm hafta sonu bir saat bile boşum yok. Orası öyle, aman boşver. Zayıf gelirse ikinci canan kurtarırsın. Ya kolaydı öyle. Hadi zil çaldı derse. Geliyorum, sen git. Emre, derslerin bir faciaymış öyle mi? Şimdi müdürle konuştum. Sorma Kulla, şu dizi yüzünden sınıfta kalacağım. Babam da çok kızgın. E haklı tabii adamcağız. Zorla oynatacaklar değil ya, sen de çıkıver diziden. Öyle kolay değil. Pat diye yarıda nasıl bırakırım? Hem bırakırsam babam çok yüklü bir tazminat ödemek zorunda kalır. Dizinin reytingleri çok yükseldi. Beni hayatta bırakmazlar. Kulina, sen bir şeyler yapamaz mısın? Yani şu derslerim için. Hayır Emre, derslerin için hiçbir şey yapamam. Çalışıp kendin başarmalısın. Ama şu dizi için belki bir şeyler yapabilirim. Lütfen Kulina yap. Babamı çok kırdım. Yağmur, Gamze, arkadaşlarım artık beni bile konuşmuyor. Şöhretin sarhoşluğuna kapıldım. Artık kendimi bile tanıyamıyorum. Bana yakışmayacak öyle saçma sapan şeyler yapıyorum ki inanamazsın. Buna bir son vermem gerek. Aferin Emre'cim. Bütün bunların farkında olman bile çok güzel. Nasılsa dizide oynayıp hevesini aldın. Okuluna derslerine ver kendini. İleride de oyuncu olmak istersen gidersin okuluna, olur biter. Haklısın Kulila. Cahil kalmak istemiyorum. Okumak istiyorum. Madem öyle, senin dizi işine ilgileneceğim. Teşekkürler Kurda. Tatlım benim. Nasıl buldun? Harika. Eklemek ya da çıkarmak istediğin maddeler varsa konuşabiliriz. Konuşulacak bir şey yok. Güzel. O halde işte kalem. Bak kalem. Al bakalım. Harika bir hayat seni bekliyor Nana. Önümüzdeki hafta Bora Bora adalarında çekimlere başlayacağız. Ay inanmıyorum. Nana beni de makyajın yapsana. Merve, şaka ki. Ay Nanacığım, kim bilir seni bir daha ne zaman görürüz. İstanbul'a geldiğinde de otelde kalırsın artık. Evi ne yapacaksın öyle değil mi? Ay ne şahane bir hayat. Ay seni çok özleyeceğiz. İnan bana. Gerçekten. Nesi var böyle? Şoker harika bir beste yapmış Kulina. Bizi adeta büyüledi. Olamaz. Sihirli nota kitabını ele geçirmiş. Ah Şoker ah. Bunu hemen Nana'ya haber vermeliyim. Ama oyuncaklar ne olacak? Ay neyse gidip hemen gelirim. Onlar da huş içinde beklesinler biraz. Şimdi tam zamanı. Dertli gönüllere giren, işte benim Zeki Nurhan. İşte benim Zeki Nurhan. Ay yine ne oldu bunlara? Ne kaçıyorsunuz? Müziğin meclisinden anlamıyorsunuz be. Ay nerede kaldı bu kız? Şirkete gitti, şimdi gelir. Yani ben de sizi anlamıyorum Kulina Hanım. O mendebura nasıl bir şey yapamıyorsunuz? Yapacağım, yapacağım. Bu sefer öyle bir şey yapacağım ki yıllarca unutamayacak mendebur. Neden kabul etmedin Nana? Söyledim ya, sizlerden ayrı kalmak istemedim. Ama bu çok büyük bir şanslı senin için. En büyük şans insanın sevdikleriyle yaşamasıdır. Çok seviyorum ya.
anlaştık değil mi Emreciğim? Pazartesi gününe kadar çok sıkı bir şekilde çalışacaksın. Bak senin karneni hazırlatmıyorum, bekletiyorum ona göre. Teşekkür ederim öğretmenim. Göreceksiniz, sizi hiç mahcup etmeyeceğim. Eminim. Çak! Bir bölümde renklikleri yükselttiniz diye havalara girmiştin değil mi? Ne havası? Ne diyorsun kızım sen ya? Dizimiz kaldırılmış. Ne olmuş? Biraz önce reyting sonuçları geldi. İlk yüze bile girememişiz. Dizi yayından kalkmış. Aman Allah'ım, bu olamaz, şaka gibi. Aman çok üzüldüm. Teşekkürler Kurna. Ne gülüyorsun be? İşte amatör salakla çalışırsak böyle olur. Tatlım sıkma canını bu kadar. Başka dizi bulursun. Sersem şey bulurum tabii. Senin gibi amatör müyüm ben? Yalnız gitmeden önce seninle oynamak istediğim çok önemli bir sahne var. Çekilsene be. Hayatta olmaz. Bu sahneyi mutlaka oynamalıyız. Neymiş o? Sözsüz bir sahne canım. Ya! Ne yapıyorsun sen? Gel! Aferin Emre, işte bu. Ya nasıl bir şeytan tüyü varsa şu şokerde sürekli herkesi kandırıyor. Ayol beni bile düşünsene. Ya. Sana zarar vermeyeceğim dedi. Tüm medya bizden bahsediyor. Bundan daha büyük zarar olur mu canım? Yani sihirli nota kitabıyla yaptığı müzikle insanları etkileyebilir mi yani? Etkilemek mi? Bu gece müziğimle tüm dünyayı kendime hayran bırakacağım kızlar. Ay. Oyuncaklar ülkesine bakıp hemen geliyorum. Aa, Kulina. Sevgili oyuncaklarım, nasıl eski halinize geldiniz? Gorfo'nun şarkısı sayesinde. Ya, bir de yaptığım müziği beğenmiyordunuz. Nasılmış? Ay, panzehir gibi. Buldum. Yeni kuracağım rock grubunun adı Panzehir olacak. Ay, sana inanamıyorum Gorfo. Bize bu kötülüğü yapma lütfen. Üstüm işte. Hiç komik değil. Alo? Tamam geliyorum. Bugünlerde işleri biraz ihmal ettim. Beni idare ediver Hakan'cığım, olur mu? Volkan, başın belada falan değil, öyle değil mi? Yok be abicim, ne belası? E peki o zaman bu gizemli tavırlarının anlamı ne, söyler misin? Zamanı gelince söyleyeceğim. Hadi görüşürüz. Onu takip edip ne numaralar çevirdiğini öğreneceğim. Sen haber ver olur mu? Merak etme. Bu gece bu iş çözülecek. Seni arayacağım. Emre'cim sen yukarı çık, şimdi geliyorum. Mutfaktan kurabiye meyve suyu alayım. Birlikte çalışalım, tamam mı? Harikasın anacığım. Alo? Hakan Bey, gözlerinize inanamayacaksınız. Volkan'ın sırrını çözdüm. Hemen buraya gelmeniz lazım, hemen. Ay ayol duymuyorum, biraz bağırın, burası çok gürültülü. Alo? Hakan Bey, adresi veriyorum şimdi. Duyuyor musunuz? Ha? Şimdi? Tamam. Ne olmuş? Merve Volkan'ın neler çevirdiğini buldum. Hemen gelin dedi. Ay, aklım çıktı vallahi. Bu evde yol geçen ana gibi. Biri gidip biri geliyor.
Önüne gelen selamsız sabahsız dalıyor içeri. Ay Makbuş, yeter artık söylendin. Ay bir dur da kafamı toplayayım. Ah, Kulina. Şoker biraz sonra konsere çıkacak. Ne yapacağız? Sihirli kitabı ondan almanın hemen bir yolunu bulmalıyız Nana. Biraz sonra buraya gelecek. Nereden biliyorsun? Konsere çıkmadan balı vuracağını söyledi. Benim için bir reklam kampanyası ayarlamış da. Emre. Aman Yağmur. Tabii ki o şapşalın kampanyasını oynamayacağım. Ama aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ne geldi? Şimdi siz aşağı inin. Buraya geldiğinde belki onu kandırıp kitabı ondan almanın bir yolunu bulurum. Eğer kitabı ele geçirirse konsere gidemez. Çünkü Ah Kulina'nın dışında tek bir bestesi yok. Böylece sihirle insanları etki altına alamadığı gibi konsere gidemediği için sanat yaşamı da burada biter. Nasıl ama? Vallahi pes dedim oğlum. Zehir gibi maşallah. Tamam, bizim kulağımız kapıda olacak. Böyle ıslık çalmaya başladığımda içirdim, tamam mı? Tamam. Tam zamanda geleceğiz, sakın korkma. Sonrasında rica ederim bana bırakın. Tabii ki. Hey buradayım. Volkan nerede? Birazdan görürsünüz. Ne o? Başka biriyle mi yakaladın yoksa? Yok canım, o sıkar biraz. Çok merak ettim, söylesene Merve. Üf, sabredin azıcık. Ne içiyorsunuz? Gelin şöyle masaya geçelim. Hadi gel. Ne haber dostum? Şoker, ne kadar harika olmuşsun. Bu çok büyük bir konser. İnan bana, artık tüm dünya benim etkim altına girecek. İnanırım. Yeni bestelerin nasıl? Aslında aramızda kalsın ama beste falan yok. Ama elimde çok önemli bir güç var. Çok merak ettim neymiş. Biz dostuz öyle değil mi? Tabii ki dostuz. Bak. Sihirli nota kitabı. Sihirli nota kitabı bu. Ne o? Sizin dizi yayından kalkmış. Evet, reytikler yüzünden. Kendini derslerine mi verdi yoksa? Yok canım, ne dersi? Bizimkileri kandırmak için bunlar. Ben de senin izindeyim dostum. Şöhret peşindeyim yani. Bizim reklam işi ne oldu? Hiç merak etme. Her şey tamam gibi. Dostum benim. Volkan ne yapıyor çok merak ettim. Bir an önce gelse bari. Burada canlı müzikte mi varmış? Bilmem. Var tabii. Hem de en alasından. Hadi ya. Simge, Emre'nin diziyi bırakmasına çok sevindim gerçekten. Evet, küçük bir aradan sonra yine beraberiz. Emre'nin işaretini bekleyelim. Sonra kitapla birlikte kaybolursa yanarız vallahi. Ben gidip şu tavamı getireyim mi? Ay ilahi Makbuş. Bir ses mi geldi? Ay. Bunlar beni çok bunaltıyorlar Şoker ya. Baksana Nana da modelliği falan bıraktı. Ben seninle takılmak istiyorum. Sen çok akıllısın. Hem de çok başarısın. Biliyor musun Güley'in arkadaşları sana tapmış. Ne yakışıklı çocuk derler senin için. Evet. Kızlar beni çok beğeniyor doğrusu. Umarım ben de büyüyünce senin gibi yakışıklı olurum. Beni şımartıyorsun Emreciğim. Ama gerçek bu. Şoker, şu sihirli nota kitabına bakabilir miyim? Daha önce hiç sihirli kitap görmedim de. Bilemiyorum. Gitmem gerek. Konserim başlamak üzere. Yoksa bana güvenmiyor musun? Yok canım. Ondan değil de. Dost olduğumuzu sanmıştım. Tabii ki öyleyiz. Tamam. Al bakalım. Al Kulina, al. Aferin Emre. Nana. Aferin Emre. Ver onu bana. Gel de al. Seni bacaksız seni. Bana oyun oynadın ha. Tam da oyuncuymuşsun sen. Boşuna peşinden koşmamışlar senin.
Joker, sen çok ama çok oldun. Al bakalım. Al sana. Demek müzik için yanıp tutuşuyorsun ha? Al bakalım. Ne oldu, her şey tamam mı? Tabii ki. Babam seni arıyor Nana. Efendim? Adresi verirseniz gelirim. Tamam, tamam geliyorum. Hakan beni çağırıyor. Ne yapacaksın? Gittim bile. Dünden hazır ayol. Gençlik işte, gençlik makbuş. Emre, biraz gitar çalmaya ne dersin? Harika olur. Hadi. Hadi. Dandini dandini, dastana danalar mı girdi yine?